Gündem Özel'den iyi geceler sevgili izleyiciler. Bugün Gündem Özel'de tam anlamıyla özel bir konuğumuz var. E, son günlerde, son aylarda özellikle Orta Doğu ve İslam coğrafyasında Batı dünyası tarafından tezgahlanan ayak oyunlarını anlayabilmek adına e, konuğumun daha da e, büyük özellikleri ön plana çıkıyor. Hiç uzatmayalım. Üstad Kadir Mısıroğlu bu akşam konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş e, Hocam özellikle Suriye'de uluslararası güçler e, tezgahlarını hızlandırdıktan sonra Türkiye üzerine oynanan oyunlar da artmaya başladı. E, bunları konuşacağız. Tabi tarihi kökenleri e, önemli. Osmanlı'nın dağıldığı Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa e, Türkiye'ye ve İslam coğrafyasına karşı nasıl bir e, yıkım planı uyguladı? Bugün yaşadıklarımız o yıkım planının bir devamı mı? Alakası ne? Evet, ne ilgisi var? Onu soracağım ama öncelikle e, terörden başlamak istiyorum ben. E, PKK ve işit terörü hem Türkiye'de hem de dünyada kanakıtmaya devam ediyor. E, terör özellikle Türkiye üzerinde son bir ay içerisinde e, iki kez. Son 4-5 ay içerisinde de üç kez kanlı yüzünü gösterdi. Canlı bombalar patladı. Ee, tabii Türkiye'de bu katliamları yapan terör örgütü PKK ve PYD'nin e, kendi iradesiyle gerçekleştirip gerçekleştirmediği e, önemli bu terör olaylarını. E, ve Ermeni iddiaları var. Evet. Bazı bantlarımız var. Birazdan onları da e, size izleteceğim. Hem izleyicilerimize hem size. Yani Önce, perdenin arkasında perdenin ne Perdenin arkasında neler var hocam? Ama öncelikle şu Avrupa, Amerika, Rusya ve Türkiye açısından son gelişmeleri bir değerlendirirseniz ricam odur. Ee, bir şey daha hatırlatayım. Sevgili izleyiciler bugün e, sizden gelen soruları Üstad Kadir Mısıroğlu'na daha fazla yönelteceğim. 45 dakika program 10-15 dakikada soru cevap e, yapacağız programın <laughs> tamamı değil tabii ki 45 dakika Üstad e, Türkiye'nin meseleleri konusunda bugün anlatacaklarım bitti deyinceye kadar program devam edecek ucu açık onu hatırlatayım e, bu gece uzun bir gece olacak bizim açımızdan umarım ve tahmin ediyorum sizler de ekran başından Beyaz TV'den ayrılamayacaksınız buyurun hocam Ucu açık sözünü duyduğuma memnun oldum. Zira ben kendimi bu programlarda okyanusun kenarına gelmiş ama elinde tercih yüksü olan bir adama benzetiyorum. Yara çay kaşığı olan. Söyleyeceklerimin kahir ekseriyetini söyleme imkanı bulamıyorum. İnşallah bu akşam hiç olmazsa aldığımız meseleler için okuyucuların zihninde eski tabirle suali mukadder uyanan suallere cevap vererek evet. bir meseleyi bitiririz. Fakat ondan önce benim muhterem seyircilerden bir ricam var. İki ricam var. Birincisi televizyonculara sizlere Kadir Bey niye çıkarmıyorsunuz diye baskı yapıyorlar. Siz de bu baskıyı bana aksettiriyorsunuz. Halbuki bu sizin kabahatiniz değil, televizyona sık sık çıkmama benim kararım. Evet hocam. Bundan dolayı sizi muazze etmelerini doğru bulmuyorum ve okuyucuları ikaz ediyorum bunu yapmasınlar. Biz de size çok teşekkür bunun ediyoruz sebebi, hocam. Ben bunun, bunun benim sık sık çıkmamak, çıkmak istemememin sebebi yaptığım çalışmalar. telifle meşgul oluyorum, işimi çok aksatıyor konuşma sadece zihinden hiçbir kağıda kitaba bakmadan saatlerce konuşabilirim ama söylediğimin delillerini göstermek ihtiyacını hissediyorum. O asıl onları bulmak, toplamak benim zamanımı alıyor. Bu bakımdan sizi muazze etmesinler. İkinci ricam her televizyon konuşmasından sonra 10-15 gün devam ediyor. Bize konferansa gelir misin? Ben 1933 doğumluyum. Cumhuriyet'in 10. yılını da doğdum. Yaşımı kimse hesap etmiyor. Benden münakaşa ediyor ve fuzuli zaman kaybediyorlar. Bunu da talep etmesinler. Bir diğer nokta ve asıl ehemmiyetli nokta. Ben iyimser bir insanım. Evet. Bu iyimserlik imanın icabıdır. Peygamber Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki Recaül mümin min imanihi Müminin iyimserliği imanındandır. Mümin kahır bir tecelliyle karşılaştığı zaman evet, hocam. sabreder, lütufla karşılaştığı zaman şükreder ve bu iki vasfı dolayısıyla hayatta hiç huzursuz olmaz. Evet. Allah'ın nimetlerinin Allah'ın insanlara haşa borcu olmadığını, bunların da istihakla elde edilmiş bulunmadığını, lütuf olduğunu bilir. Lütfun biri eksildiyse feryada başlamaz. Geride kalanların şükrüne devam eder. Bir diğer meselede hadisi kutsi de buyuruyor ki sebakat rahmeti gadabi. Rahmetim gadabımı aşmıştır kainatta daima bu iki hadis-i şerifin ışığında baktığınız zaman rahmet galiptir, hak galiptir, nizam galiptir, huzur galiptir. Öteki haller istisnadır. Bunun anlaşılması için benim sözlerimin de iyimserliğime mal edilerek evet. mübalağa ettiğim sanılmaması için bir Müslüman olarak Müslüman'ın hayat ve hay hayat ve hadisata bakışına dair kısa bir temel bilgiler sunmak istiyorum. Bu bilgilere idrak edildiği takdirde, bunlara kavrandığı takdirde insanlar bedbin olmaz. Kötümser olmaz. Şimdi mi sunacağız onları hocam? En Sonra baştan peki. Şunu söyleyeyim ilim bir hadiseyi sebep netice münasebeti içinde kavramaktır. Müslümanların bilgisi ilim değildir. Müslümanların bilgisi marifettir. Marifetin ilimden farkı nedir? Bunun çoğulu da mariftir. İlim marifet tarzında öğretildiği zaman da bunu öğreten makamın adı marif vekaletiydi. Bugünkü gibi milli eğitim değildi. Evet. Marifeti ilimden ayıran husus şudur. Kainatta vaki olan bütün hadisatta, bütün oluşlarda, bu kuat ve şuunatta müsebbibül esbab olarak en temelde Allah'ın murad-ı ilahiyesini ve iradesini görmektir. Evet. Kainatta hiçbir şey izni ilahi olmadan cereyan etmez. Bizim Müslüman olarak hayrihi ve şerrihi Allah teala suretinde formüle ettiğimiz gerçek aslında bundan ibarettir. Her oluşta Allah'ın iradesi vardır. Sebep. Allah azimişşan kainatı sıfat tecellileriyle vücuda getirmiştir. Fakat iki sıfat-ı ilahiyesinden masiva Allah dediğimiz Allah'tan gayrı varlıkların teşkil ettiği alemde bir nasip bir tecelli yoktur. Bu iki sıfattan biri halik sıfatı ilahiyesidir, biri beka sıfatı ilahiyesidir. İkisinin de Allah'ın zat-ı uluhiyetine hasredilmiş olmasından doğan bu alemdeki vukuat ve hadisat için, mevcudat için neticeleri vardır beka sıfatı ilahiyesinin tecelli etmemesinin Allah'ın zati ı uluhiyetine hasredilmiş bulunmasının neticesi Allah'tan gayri bütün varlıkların fanilikle mahkum olmasıdır. Bu sadece canlılara ait değildir. Küllü nefsin zayikatil mevt var ama küllü men aleyha fan bu da var. Ne demek o? O da bu, bu şu demek. Her şey fanidir bir gün yoktan gelmiş yokluğu tekrar tadacaktır. Göremediğimiz, bilemediğimiz fezadaki yıldızlar dahil aklına ne geliyorsa Adem yokluğu tadacak, Adem'i tadacak fanilik de mahkumdur. Halik sıfatı ilahiyesinin masiva Allah'ta bulunmamasının bir neticesi ise hiçbir fiil, Hiçbir hadise, hiçbir vaka kainatta o fiile Allah Halik sıfatı ilahiyesiyle dahil olmadıkça vuku'a gelmez. Evet. Hayır da böyledir, şer de böyledir. Bazıları bunu Allah'ın rızası zannederler. Allah şeri niye yaratıyor? Şer istiyorsun yaratıyor. Çünkü bu alemi Allah Azimüşşan İnsanlar ve cinler için bir imtihan alemi olarak halk etmiştir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa Allah'ın ayeti kerimesidir ki ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu kulluğun imtihanı için her insan yarımı şeytan yarımı melektir. İkisinden mürekkep bir varlıktır. Şerre de meyli vardır. Hayra da meyli vardır. Dikkat buyurulursa Allah-u Şan... ezelde elestü bir Rabbikum... ben sizin Rabbiniz değil miyim sualini sadece Adem Aleyhisselam'a sordu. Meleklere sormadı. Çünkü melekler sade hayra memurdurlar ve sade hayra muktedirdirler. Şerre temayülleri olmadığı gibi şerre iktidarları da takatleri de yoktur. Böyle bir iradeleri yoktur. Hayra da şerre de istidat ve istidatı olmayana bu sual sorulmaz. İşte bu gösterir ki Ademoğlu hayra da şerre de meyaldır. Hangisini tercih edeceği belli olsun diye Allah Azimüşşan insanları bu aleme göndermiştir. Dinler de aynı vasıftandır. Bu iki varlıktır sade kainatta imtana memur olan ve diğer bütün masnuat-ı ilahiye kainatta ne görüyorsan hepsi bu iki kategori varlığın hakkı ve hayrı icra etmesi için muavin mesabesindedir. Bütün varlıklar bu iki varlıktaki bu gayenin gerçekleşmesi için Allah tarafından icat ve ihtas edilmiştir. Allah-u Azimişan eğer kainatta bir şeye beka sıfatı ilahiyesini vermiş olsaydı o İslam olurdu. Malumdur ki Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bütün dinlerin adı İslam'dır. İnne din indel İslam. Sadece bizim peygamberimizin dini İslam değildir. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır. ...ve muhtevada, akaidde hiçbir farkları yoktur. Evet. Bozulmalarıyla tecrid edilmiş... ...en sunda, en mükemmelde... ...ve bir daha bozulmama garantisiyle... ...Kur'an'da hitam bulmuştur. Bu şuna benzer. Şuna benzer. Bir insan çocukken... ...giydiği elbiseyi... ...bir iki yaş büyüdü mü giyemez. Diyelim 5 yaşında giydiğini 7 yaşında giyemez. 7 yaşında giydiğini 10 yaşında ama 25 yaşına geldi mi 25 yaşında giydiğini 35 yaşında giyer. Çünkü kemal durmuştur. Allah'ın tebliğası ilahiyesi de İslam'da Hazreti Ondan Peygamber'le ki. kemale ermiştir. Buradan sonra artık başka bir şeye ihtiyaç kalmamıştır. Bir daha peygamber gelmeyeceği için de Allah İşan, onun kaynaklarını muhafaza edeceğini kendisi teyit etmiştir. Bakınız Hristiyanlar İslamiyeti yok etmek için asıllarca ordular sevk etmişlerdir. Bu bilgiler bilinmezse benim biraz sonra evet. iyimser bir surette hadisatı tahlil ettiğim zaman onlar anlaşılamaz zannederler ki ben hayal söylüyorum. Ben 94'te Fetullah'ın sıfıra müncer olacağını söyledim. kimse inandıramadım. Evet. Vakti gelince bunları da konuşacağız. Konuşacağız hocam. Allah razı burada, burada yeri gelmişken hocam, şimdi e, İslam'ın tekamülünden bahsettiniz. Tabii. Ama şunu söyleyeyim de ondan sonra soru sormayalım. Bir tek varlığa beka şansı tanısaydı Allah razı o İslam olurdu. Çünkü kainattan, kainatı yaratmaktan murad-ı ilahiyesi, insi cin -i idraki seviyesinde bilinmek ve bu bilginin doğurduğu tabii ve vicdani bir netice olarak ibadetlerle hakikatine uygun bir surette tekrim olunmak olduğundan bu ancak İslam'la kaimdir. Böyleyken Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur ki, Bede'tü dinu gariben seyaudu gariba. Bu din garip başladı. Sonu da garip bitecektir. Evet. Kıyamet müminlerin üzerine kopmayacak. Mümin kalmadıktan sonra kopacak. Evet. Şimdi sualiniz. Evet. Sor. Şimdi efendim İslam'ın tekamülünden ve kamil olan son din olduğundan bahsettiniz. Bir de Fethullah Gülen'den biraz önce bahsettiniz. Fethullah Gülen'in etrafında ılımlı İslam projesi gündeme geldi. Son dönemde biliyorsunuz son 10-15 yılda. Onu müsaade edersen onun sonunda Ama bugünkü bugünkü meseleler içinde konuşalım. Şurada, da böyle bu temel yapıyı bitirelim. Peki o zaman Bak. şu sorumu tamamlayayım hocam. Benim bir Bir kalsın. evet bir de ehli kitap denilerek sanki e, Hristiyanlığın, Yahudiliğin, e, Davudiliğin ve e, İslamiyetin Sanki aynı kategoride oldu. İşte o, Ehli Kitabı'nın hepsi aynı. Bunların, bunların hepsinin cevabını ben verdim. Buradaki kitabı evet. var. Onu bugünkü mesele olarak konuşacağız. Tamam. Buraya gelene kadar şu altyapı meselesini bitireyim. Buyurun Bakın hocam. Hristiyanlar asırlarca haçlı seferleri tertip ettiler İslamiyet'i yok etmek için. Halbuki Allah-u azim İşan onlara meydan okuyor. Ve in kuntum fi reybin mimma nazzalna abdina Bizim kulumuz üzerine indirdiğimiz ayetlerden şüpheniz varsa bunlar Allah katından gelmiyor kendisi bunları söylüyor diyorsanız ve in kuntum fi reybin şüphede mimma nazzalna abdina kulumuza tebliğ buyurduğumuz ayetlerden tebliğ buyurduklarımızdan şüphede iseniz fe'tu bi suretin min Siz de onun gibi insansınız. Bir suresinin benzerini de siz yapın. Bitmedi. Ve du davet edin şuhada hükm Allah'tan gayrı kime güveniyorsanız da yardıma çağırın. Ve inküntüm Davanızda samimiyseniz. 1400 yıldır cihana meydan okuyor bu Kur'an bunu peygamber sözü değil, bu peygamber sözü Allah kelamı değil diyorsanız, sizin gibi bir insan bir benzerini yapın. Ne lüzum var? Bu kadar ordular sevk etmeye, bu kadar eziyet çekmeye. Araba Arapça öğretecek müşteşlikler var. Kim buna teşebbüs edebildi? Hiç kimse. Evet, şimdi mesele beka sıfatı yok, halik sıfatı yok. Bunların neticelerini söyledik. Lakin Allahu u Azimişşan bütün sebeplerin kökünde müsebbibil esbab olarak evet. fiziki hadiseleri aleme aleme esbab olarak halk etmiş, Fiziki hadiseler buku için iradesini o sebepte tecelli ettirmiştir. Evet. Beşeri hadiselerde ise beşerin liyakat veya istihkakına göre tecelli ettirir. Bu sözlerimi dinleyiciler akıllarında iyi tutsunlar. Bunları ben vukuata tatbik edeceğim sonra. Fiziki hadiselerde, fiziki sebepler de iradesin tecelli ettir. Dünyayı güneşin karşısında 23,5 derece eğimli tutmasıyla mevsimlerin tahabülünü sağlamıştır. Dik dursaydı yaz olan yer hep yaz, kış olanı yaz hep yaz... Dünyayı güneşin etrafında döndürmekle dünyanın yarısını her an karanlık, yarısını aydınlık hale getirmiştir. Bir başka gerçeği bunu anlamak için. Beşeri de beşeri hadiselerde ise liyakat ve istikaka göre bu sebepler tecelli eder. Ali de tecelli eder, Veli de tecelli eder ama kitlenin liyakatine ve istikakına göre tecelli eder. Evet. Bir diğer sebep Allah azim işan sıfat itibariyle camiul ezdattır. Zıt sıfatların sahibidir. Hadi hidayet veren onun sıfatıdır. Mudil dalalete götüren onun sıfatıdır. Hay var eden, dirilten onun sıfatıdır. Mümit öldüren onun sıfatıdır kainat sıfat tecellilerle meydana geldiğine göre bu sıfat tecellilerindeki zıtlık bu alemde de ebedi olarak vardır. Bertaraf edilemez. Dünya hep gündüz olsun desen olmaz. Hep yaz olsun desen olmaz. Bu gerçek. Bu gerçek. Bir başka noktadan baktığımız zaman sadece insanda ...sıfatların... ...mecmunun bu ikisi hariç... ...tecellisiyle... ...insan eşrefi mahlukattır. Başlangıçta dedim ki... ...insan yarı şeytan... ...yarı melektir. melektir. İşte o şeytaniyet tarafı... ...celal sıfatlarıyla... ...tezahür eder. rahmaniye tarafı cemal sıfatlarıyla... ...tecelli eder. Bir insanın mümin olması ondaki hadi sıfat-ı ilahiyesinin iledir. Yoksa onda mudil de vardır. Ama tahte şuurda hapistedir. ben mevcuttur. Galebe hadi sıfat-ı ilahiyesinde olunca o mümin olur. Galebe mudil sıfat-ı ilahiyesinde olursa o kafir olur. Kafirde de gene hadi sıfatından nasip vardır. Lakin tahte şuurda hapistedir. Hapisteki insan gibi hareket serbestisi yoktur. Bunun manası şudur. Evet. Zıtlar birbirlerini yok edemezler. Sade birbirlerine galebe sağlarlar. Kemal'deki sıfat Kemal'de kalamaz. Zevale gider. Zeval'deki sıfat Zeval'de kalmaz. Kemal'e gider alem sade dünya dönmüyor. Bütün vukuat ve şuunat bir dönme dolaptır. Evet. Beşeri hayatta böyledir. İman küfür galebesi de böyledir. Lakin Allah azim Şan, gerek fiziki alemde gerekse beşeri alemde bu tebeddülatın vukuunu ani halk etmez. Bunlara Allah'ın meşiyeti ilahiyesi deriz. Evet. adetullah deriz dinde benim bu sözlerim İslam'a iman etmiş insanlar içindir o ölçüleri kullanacağımdan benim gibi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah diyen benim baktığım gibi hadisata bakmalı çünkü temel İslami prensipleri miyar olarak terazi olarak kullanıyorum kullanacağım onun için bu terazinin hususiyetlerini söylüyorum baştan. Bu değişiklikte bir tedriş kanunu vardır. Kainata hiçbir şey ani olmaz. Zelzele gibi ani olan işlerinde hazırlık safası tedricendir. Kahvenin taşması gibi zuhuru anidir. Bizim meşhudatımıza, müşahede sahamıza giriş safhası ani gibi görünür. Halbuki o hazırlanmıştır. Galebe nöbetleşmesinde bir ara mevsimler vardır. Bu iman ve küfürde de vardır. Bunu anlamak için ara mevsimler birbirine benzer. İlk İlkbaharda kışa benzer bir gün de olur, yaza benzer bir gün de olur. Aynı şey sonbaharda da olur. Bu kuatın ne istikamette gittiğini Allah kaderi meçhul kılmıştır. Bu da rahmeti icabıdır. Bir trafik kazasında beş dakika sonra bir kazada can verecek adam o noktaya kadar güle söyleye gider. Bir adam bilse ki mutlak bir bilgiyle beş sene sonra ölecek. O beş seneyi kahırla geçirir. Kaderin meçhuliyeti Allah'ın rahmeti iktizasıdır. Lakin... Allah'ın kaderinin istikameti sezilir. Bu Allah'ın murad ilahiyesinin sezilişi vukuatın seyrinden anlaşılır. Bir adam düşün. Komaya girdi hastanede yatıyor. Gözünü açsa ortalığı alacak karanlık görse akşam oluyor dese de yanılma ihtimali var. Sabah oluyor dese de. Doğruya nasıl ulaşır? Aydınlığın veya karanlığın seyrini belli bir miktar takip eder. Karanlıklar artmaktaysa akşam oluyor der. Aydınlıklar artmaktaysa sabah oluyor der. Vukuatın böyle bir seyrinden çıkan bir netice vardır. Bu da kaderin istikametini celale mi gitmekteyiz, cemale mi gitmekteyiz bunu anlamaya yardım eder. Evet. Bu sosyal vukuatta da böyledir. Bir ihtilal ani olur ama onun da bir hazırlık safhası vardır. Zelzele gibidir. Bütün vukuat ve şuunat bu alemde böyledir. Buna göre imanın galip geldiği uzun asırlardan sonra. Evet. O galebe zamanında milletimizin hayatına tatbik ediyorum şimdi bunu. Milletimizin hayatında... ...küfür gene vardı, mağluben vardı. Gayrimüslim vardı. Hristiyan alemi vardı, mağluben vardı. Ama biz süper güçtük. Osmanlı döneminden süper bahsediyorsunuz. Güçtü. Ama... ...küllü halin yezul, ...her hal gelip geçicidir. Hiçbir şey olduğu hal üzere sabit kalamaz. Demir bile çürür. Bu bozulma, bu tebeddülat bazısında bir periyoda bağlıdır. Bazısında gayri periyodiktir. Gayri mevkut bizim tabirimizde. Siz çok yeni kelime kullanıyorsunuz. Benim sözlerim yeni kelimeleri kullanmadığım, kullanamadığım için anlaşılmak özellikle bazen Evet. Yeni kelimeyi Sizin, istemeye evet, istemeye kullanmıyor. özellikle kullanmıyorsunuz hocam evet. Mevkut. Yani bu çürümenin sebeplerini de arasında, konuşacağız. Yaz da kış arasında nöbet değiştirmesi senede bir oluyor. Bir şey hatırlatayım izleyicilerimize. Hocam hemen devam edin. Sevgili izleyiciler güncel konuları konuşacağız Kadir Hocamla ama öncesinde itikadi açıdan, lazım. evet İslami ...yaşam ve İslam e, fıkraçlarından... Yaşam açısından. deme Allah aşkına hayat dipdiri. Ee, hocam... Menşe-i evet. Kur'an olan Aklısınız kelimeleri... ben şeyi Kur'an olan kelimeleri tercih edelim ki onlar evet. yaşasın. Hocam bu tabi bu hemen bir günde olacak bir şey değil uzun bu. uzun bir bahis. İstersen evet. onunla ilgili bir şey yapalım. Yaparız ayrı bir program yapalım. Kur'ani düşünme şansımızı elimizden alıyor. Cahil bir adam... Evet. Bir aş şerif dinlesin. aş şerif demek aşire on demektir. Takriben on ayetlik bir Kur'an. Evet. İçinde tanıdığı kelimelerden dolayı, dilde yaşayan kelimelerden dolayı... ...Arapça bilmeyen adamın bile ruhunda bir tahtsız uyanır. Fikrinde bir tefekkür uyanır. Bu tanıdığı kelimeler dolayısıyla hayatı dünya ve ahiret dese... ...Arapça bilmeden de dünya ve ahiret hayatı demek olduğunu bilir. Evet. Sen bu kelimeleri kaldırırsan birer birer öldürüyorsun. Öldürüyorlar. Yok ediyorlar. Hürriyet yerine özgürlükmüş. istiklal yerine bağımsızlıkmış. Bunların hepsi yanlış. Yanlışlığını başka bir mezuda, başka bir programda konuşuruz. Netice, sen Çince bir metin dinlesen. Bu metiye midir, sövme midir bilmezsin. Kur'an'ı bu Müslüman milletin hafızasında önünde bu duruma getirmek istiyorlar. Onun için Müslüman Müslüman e, menşei İslam kültürü olan ve Kur'an olan kelimeleri tercih etmeli. Öpüp başına koymalı. Burada tabii sizin bu en son söylediğiniz... Sen söyle ben gene ben, Tamam. E, şeyi hatırlattı hocam bana. İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt 367. sayfada e, harf devrimiyle ilgili kendi hatıralarında herkes açıp okuyabilir. Aynen şunu söylüyor İsmet İnönü. Siz daha iyi biliyorsunuz. Biz diyor, Arap, Arap harflerini kaldırmak kaldırmak nedenimiz Avrupa ile uyum ya da modernite falan değildi diyor. Bugüne kadar Arap harfleriyle basılmış olan kitapları da biz bertaraf edecektik. Yeni basılan kitaplarda Latin harfleriyle basılacaktı. Böylece İslam'ın toplum üzerindeki etkisini azaltıp insanları dinden uzaklaştıracaktık diyor. Kendi itirafı. Bakan, sen anladığını söylüyorsun. Ben sana aynen cümlesini söyleyeyim. Evet. Biz harf inkılabını yaparak Arap kültüründen koptuk diyor. Ne zaman diyor bunu biliyor musun? 64 hmm. senesinde uluslararası yayınlanan sen. hatırat. Evet. hatırlat. İslamdan koptuk diyemiyor çünkü halkın eline reis silahı geçti. Evet. Onun için bunlar teokratik nizam derler böyle at. Araplaşma derler böyle İslam avcuma derler. Ama onlar tek başına iktidar oldukları zaman... ...yeri geldi sana misal vereyim. Aşikare bu sözleri söylüyorlardı. Bu kitap Edirne Saylav'ı. Saylav da mebus demekmiş. Moğolcadan aldılar. Şeref Aykut. Kamalizm. Kamalizm. Kamal ilah demektir İbranice. Bu din manasınadır. Şuradan bir cümle okuyayım yeri gelmişken. Ben meselemi tamamlayamadım ama bak. Döneceğiz hocam. Bu adam Halk Partisinin programını izah ediyor. Bu kitap odur. Bak ne diyor. Bu sebepledir ki, ha onun inanını yani gençliğin inanını doldurmak, vicdanını doldurmak istiyoruz. Bu sebepledir ki onu yani gençliği kamalizm dininin Allah aşkına istersen inanmazlar ekrana göstersin de kamalizm dininin hiç şaşmayan, şaşırmayan, ne demekse orunçlu ve coşkun tapkanı yapmak. Kamalizm dininin tapkanı yani tapıcısı demek istiyor herhalde. O zaman uydurdular, bazıları yaşamıyor. Ona bu kutsal, ulusal ve kurtarıcı dini yani Kamalizm dinini... Olanca derinliği ve inceliğiyle oy damlatmak ister. Ben de bilmiyorum ne demek oy damlatmak. Tasdik ettirmek demek istiyor. Ta ki kamalizm dinine inanı artsın. İşte disiplin altında gençlik böyle olacaktır. Parti bunu amaçlamış, hazırlamıştır. İstersen göster. Evet. Şimdi tabii böyle Hocam... böyle Yüzlerce vesikayı da bu kitapta topladım. Şöyle kitabın şeyini gösterelim. Sadece merak edenler araştırsın. Şeref Aykut Edirne Saylavı yani milletvekili demek oluyor. İstanbul Muallim Ahmet Halit Kitabevi 1938 yayın tarihi. Sevgili izleyiciler şöyle göstereyim. Biraz önce hocamın okuduğu cümleler kamalizm diniyle ilgili buradaydı. Hocam isterseniz kaldığınız yerden deminki ki mevzuyu tamamlayın. çünkü... kısım daha var onu da söyleyeyim. Evet. Tecelli ilahiye bu kainatta Allah'ın sıfat tecellileriyle vukua gelen hadisatta es müsebbibül esbab olarak sebeplerin sebebi olarak Allah iradesini tecelli ettirdiği zaman bu dört kategoride zuhura gelir. Bazı hadiseler zahiri de lütuf batını da lütuftur. Bazı hadiseler zahiri de kahır, batını da kahırdır. Bazı hadiseler zahiri lütuf, batını kahırdır. Aksine dördüncü bir kategori var. Orada zahiri kahır, batını lütuftur. Dört çeşit tecelli var. Ayette buyuruyor ki asa entekrahu fehu hayrun lekum. Öyle şeyler var ki siz onlardan istikrah edersiniz. Onları beğenmezsiniz. Halbuki sizin için hayırlıdır. Öyle şeyler de var ki asayen tuhubbu ve huve şerrun Öyle şeyler de vardır ki onlardan hoşlanırsınız. Halbuki onlar sizin için şerdir. Bazen lütun içine kahır saklanır. Bazen de kahrın içine lütuf saklanır. Bugün bunu niye söylüyorum? karşı karşı olduğumuz kahırlar içinde bir lütuf saklayan kahır tecellilerdir. Bunun mantıki sebeplerini biraz sonra izah edeceğim. Düşün denizde yol mu var ki kaderinde tutulmak olan balık oltanın üzerine gider. Talebi nedir? Ondaki yemi yemek ama içindeki kanca onun hayatına mal olur. İşte birçok hadiseler bu oltanın yemi içindeki kancası gibidir. Bunun aksi de vardır. Şimdi bütün bu söylediklerimi milletimizin bir geçmişine bir de geleceğine tatbik edeceğiz. Geçmişi uzatmayacağım. Evet. Kısa. Çünkü bugünkü meseleleri senin hatırımda baştan sordun. Geçmişteki mesele şu. Kahırdan nasıl bir lütuf oldu? İslam tarihinin en büyük belası Moğol istilalarıdır. Evet. İnsanları katliam ettiler. Cengiz camilere atla girdi, insanlar namazda kır başladı. Hı hı. Torunu Hulagu Bağdat'ta eserleri, İslami eserleri tuğla gibi kullanarak saray yaptığı içinde oturdu. Dicle Nehri yakılan kitaplardan günlerce siyah aktı. Tarihin şehadetiyle. Bu müthiş bir kaırdı müthiş bir belaydı. Ama bu belanın içinde bir lütuf vardı. Bu Moğol istilaları olmasaydı İslamiyet ortasında kalırdı, biz de ortasında kalırdık. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Kayı Aşireti Celaleddin Arzem Şah'la birlikte Moğollarla mücadele eder de batıya gerilediler. Galip gelseler de Anadolu'ya gelecek değillerdi. Anadolu'ya gelmeselerdi Balkanlara Tuna Nehri'ne kadar İslamiyet'i taşıyacak değillerdi. Bu kahırın içinden bir lütuf çıktı. Allah onlara yeni bir fütuhat sahası açtı. Lakin tarihi alışkanlıkla Ceziretül Arap üzerine gidiyorlardı... Yani Suriye havalesine. Reisleri Fırat Nehri'ni geçerken atı sele kapıldı, ayağı da özengiye takıldı, boğuldu. Bu nedir? Bir kahır tecellidir. Dediler ki bu yol bize uğursuz geldi. Geri dönelim. Döndüler ahlata geldiler. Hakikaten bunun zahiri bir kahır. Eğer Süleyman Şah, ki bu Ertuğrul Gazi'nin babası değildir. Bunu yanlış yazıyorlar. Ertuğrul evet. Gazi'nin Gazi babası Gündüz Arp'tir. Bu Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'tır. Eğer boğulmasaydı Suriye'ye giderlerdi. Suriye'de başka Türk devletleri de oldu. Hamdani'ler oldu. Atabeylikler oldu. Yaşamadı. Çünkü kiminle kavga edeceksin de onların bile haçlı seferleri olmasaydı gavurla bir harbi yoktu. Her taraf Müslüman. Kiminle harp edeceksin de devlet olacaksın, cihangir olacaksın. Ahlat'a geldiler. Konya'ya bir heyet gönderdiler. Kabul edilmelerini sağlamak için de biz muharim insanlarız. Moğollarla şöyle savaştık, böyle savaştık dediler. Bu metiyede aleyhlerine gibi tecelli etti. Umuyorlardı ki Konya'da, Aksaray'da, oralarda bir yer gösterir otururuz aşiretimizde. Söyde buyurun dedi. Madem mağripsiniz hududa, düşman hududuna, Bizans hududuna yerleşirdi onlar. Suriye'de kaldıkları takdirde cangir olmaları şansı yoktu. İslam'a bu tarzda faydalı olmaları imkanı yoktu. Gelirse Haçlı ordusu onlarla dövüşürlerdi. Selahattin'in yaptığı gibi. Nuraddin Zengin'in yaptığı gibi. Ama bu bir şey ifade etmezdi. Bu büyük bir fütuhat değildi. Bu savunma, müdafaa. Evet. Söğüt'e geldiler. Bin kilometre takriben Ahlat'tan oraya. Buna da canları sıkmıştı. Yani ey Selçuklu Sultanı bize şuralarda bir yer verseydin ya bugünkü gibi nakil vasıtaları yok yaya at arabasıyla ta bin kilometre yol gidiyor belki de canları sıktı Reklama 3 dakika var hocam onlara ona göre toparlayın üç kader kadar. onlara evet. bir fetih sahası açtı ruhlarındaki o cangabirlik o istidat yüzü Bizans'a dönük hudutta olduğu için Selçuklu yıkıldıktan sonra bütün beylikler birbirleriyle harp ederken bunlar kardeş kavgasına iltifat etmediler yüzlerini küffara döndüler. Birbirleriyle çarpışan Anadolu beyliklerinin askerlerinin vicdanı tatmin olmuyordu. Karşı tarafta Allah Allah diye geliyor, o da Allah Allah diye geliyor. Selçuklu'nun yerini ben alacağım diye. Askerler alttan alta karşılar Osmanlı'ya iltihak ettiler. Osmanlı'nın bu fazileti, kardeş kavgasına ittifak etmemesi, bugünkü Müslümanların, cemaatlerin birbirleriyle uğraşmaları meselesinde kulaklarına küpe olmalıdır. Evet. Allah bu mesaiye bereket takdir etti. Kadere tevafuk eden işte kahırdan bile lütuf çıkar. Bak Allah yükseltmek istiyor. İza Allahu şeyen hayye esbabehu. Allah bir şey murad etti mi sebebi böyle halk ediyor. Kahır görünüyor içinde lütuf. 40 senede o küçücük Osmanlı Devleti Selçuklu yıkıldıktan sonra Rumeli'ye sıçradı. Evet. Demek ki bu kahrın içinde saklı bir lütufmuş. Bu geçmişten bir misal. Bunun gibi içinde bulunduğumuz zamanın sıkıntıların da lütuf içinde saklayan bir kahır olduğunu gir reklamına ondan sonra anlatayım. Evet. Şimdi e, reklama gideceğiz hocam ama izleyicilerimize verdiğim bir söz var. Hani her e, 45 dakika programdan sonra bir 10 dakika soruları Peki. cevaplayacağız. Zamanımız var. Ama ben o soruları reklamlardan e, sonra sevgili izleyiciler e, Kadir Mısıroğlu hocama yönelteceğim. E, Bu Ayça, suretle imani esasları bitirmiş olduk. Gün... Bunları bir tarihte bir tek misale tatbik ettim. Şimdi günümüze tatbik günümüze geçeceğiz tabii ki. Hani... Asıl, asıl, anlatacağımız bugünkü evet. Iştir. Çünkü insanların hiç bedbin olmasına gerek yok. Şimdi İslam'ın en müterakki devri önümüzde ispat edeceğiz. Evet. E, sev... En müterakki. Sevgili izleyiciler tabii merak ediyorsunuz. Kadir Mısıroğlu hocamın e, terör konusunda ne düşünüyor? e, ee, Doğu Güneydoğu sorunuyla Kerelde, ilgili neler düşünüyor? Batı'daki düşmanlıklar da. Paralel yapıyla ilgili zaten Hepsi. programın başında bir Hepsi. soru Hepsi yöneltmiştim. ılımlı İslam'la ilgili. Onu zaten konuşacağız dedi Kadir Mısır Hocam. bak murad ilahi karşısında. murad bütün beşeriyetin takati sıfırdır. Bütün insanlık birleşse yeryüzünden sireye kaldıramaz. Evet. Akrebi kaldıramaz çünkü teyid ilahiyle var. Bizim geleceğimizin de teyid ilahiyle yükseliş olduğunu Evet. fiili delilleriyle ispat edeceğiz. Evet. E, tabii şimdi dikkatimi çekiyor ee, bazı Nerede mesaj bazı mesajlar oldu. var. Kadir Mısıroğlu hocam daha Programa başlamadan, biz bu programı yapmadan da otur mesajlar gelmişti. Kesinlikle e, bir Atatürk düşmanlığı adına program yapmıyoruz sevgili izleyiciler. Sadece tarihi gerçekleri Kadir Mısıroğlu hocamdan öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, biraz önce 1938 tarihli bir kitaptan e, okuduğu üzere e, o, o Mustafa dönemde. Mustafa kitabı değil. Evet. Birisi onu ilahlaştırmışsa onun kabahatini... Yani, yani evet e, bu şekilde çok örnekler var tabi. E, bunları konuşacağız ama Mustafa dediğim gibi... Mustafa Kemal'in adını telaffuz et dedim. Kemalizm, evet, dedim. Kemalizm, Kemalizm dediniz. Kemalizm ortaya atmadı. Asla ve asla attı. E, Atatürk attı. düşmanlığı adına yapılan şeyler değil. Zaten Öyle bir kimsenin kaygısı ya da öyle bir tasavvuru da yok. İşimiz o değil. Evet, gerçekleri konuşacağız sadece. Sizler de görüşlerinizi paylaşın burada. Olumlu olumsuz, hakaret içermediği sürece bütün görüşleri, soruları hocamla Mustafa paylaşmaya Kemal de bir insan, onun da yanlış olduğu söylenebilir. Evet. Kanun hakareti önler, tenkidi değil. Artık o tenkidin de cezalandırdığı devir geçti. Kendisinin Türkiye insan haklarında çok meralekatı. Kendisini etti. en büyük kemalistlerden biri ilan eden Can yaptığı filmde, filmde de bile var. E, çok sayıda eleştiri olması nedeniyle Can tavır koyan kemalistler e, oldu bu ülkede sevgili e izleyiciler. Hala onu isteyen de var. Normal adam olarak görmek isteyen Zaten de var. Zaten onu da e, fırsat kalırsa konuşuruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ruhani yönünü. Ee, ...onu da hocama soracağımız Hiç sorular... Bugün değil, ...olabilir... Bugün değil. ...yani fırsat kalırsa... ...hocam e, konuşuruz bakalım. ama... ...dediğim gibi asla burada öyle bir... ...düşmanlık söz konusu değil... ...ne Cumhuriyet ne Atatürk düşmanlığı sadece... Ben adını bir ...tespit yapıyor... ...Kadir Mısıroğlu hocam... ...o da tarihi belgelere dayanarak... ...sizin yapacağınız bir şey varsa... ...eğer bu belgeleri çürütebiliyorsanız... ilim ...ilmi açıdan... ...bana onları gönderin hakaret değil... Biraz sonra birlikte olacağız ve reklamlardan sonra sizin sorularınızla başlayacağım. Sonra da güncel konulara geçeceğiz. Kadir Mısıroğlu hocamla bizden ayrılmayın. Hocamla gündem özel devam ediyor. Birinci bölümde itikada ilişkin, İslamın esaslarına ilişkin bir giriş yaptı hocam. Ee, bu bölümde artık güncel konulara gireceğiz ama sizlere söylediğim üzere hocamın da izniyle hocam bir 10 evet. dakika sorulara e, cevaplarınızı Buyur, rica sorun. edeceğim şimdi Fatih Sevgi e, demiş ki hocam Mustafa Kemal'in Kürtlere özellik özellik verme iddiası ve Kürtlere bakışı nasıldı demiş herhalde bu kurtuluş savaşı dönemini kastediyor evet. böyle bir şey Var mıydı böyle bir Mustafa Kemal'in e, vadi böyle bir durum var mıydı? Şimdiye kadar hiç görülmüş bir şey değildir. Yalnız Kürt ileri gelenlerle teşhiki mesaisi var. Ben Sarıklı Mücahitler isimli kitabımı getirmedim. Orada bazı Kürt şeyhlerine mektupları var destek sağlamak için bunu yapmıştır. Mustafa Kemal iki devredir. Ben burada Mustafa Kemal'i konuşmak istemiyorum yo, yo. ama madem sordu kısaca Sadece söyleyeyim. Sadece bu soruyla ilgili. Mustafa evet. Kemal'in birinci devresi Osmanlı mantaltesidir. Devlet biz bir imparatorluk varisiyiz. İmparatorluk bakiyesinden ırkçı bugünkü tabirle ulusal bir devlet çıkmaz. Çıkarsa bugünkü kargaşa olur. Evet. Bunun içinde Osman devleti içinde Müslüman olan herkes İslam nazarında dünyadaki insanlar iki millettir. İnananlar bir millet, inanmayanlar bir millettir. El küfrü ümmetün vahide. Küfür bir tek millettir. Allah'ı inkar eden veya yanlış tanıyan Meryem anamızın doğurduğu insana kat Allah diyen İnsanlar da müşriktir. Abdullah Bahsi gelirse orada anlatacağız. Orada anlatalım Bunlar hocam. Bunlar bir millettir. Peki diğer soruyu. olur, İngiliz olur, Alman olur, bir şey fark etmez. El küfrü ümmetün vahide, İslami kaydedir. Evet. İnananlar da bu anlayıştaydılar. Evet. Bu anlayışla Kürt, Türk, Arap, Adem, Çerkez kimseyi tefrik etmiyorlardı. Çünkü Osmanlı devletinin temel idari esasları İslami idi. Tanzimata kadar da bu husus tezatsız bir surette gelmiş. Tanzimattan sonra bazı zafiyetler olmuşsa da Mustafa Kemal başarmak için Arabı da, Çerkezi de, Kürdü de etrafında toplamaya mecburdu. Bunu yapmıştır. Ama zaferden sonra sen ne mutlu Türk'üm diye ne diyorsun? De bunu Türk desin diyebilir. Burada bir, bir, mantık yanlışı da var. Zengin ne mutlu zengine demez. Sağlıklı ne mutlu zengine demez. Bu bir mahrumiyet ifadesi. Evet. Bunun psikolojisi üzerinde durmuyorum. Evet ama, hocam. Ama sen Kürde... Kürtlüğünü inkar et. Türk'üm de demek hakkını nereden elde ediyorsun? Bu yanlış olmuştur. Ve bugünkü sıkıntılar o günkü yanlış adımların neticesidir. Hiç bunda kimsenin tereddüdü olmasın. Kürtlük inkar edildi Cumhuriyet'le birlikte. Adam Kürt kavminden olduğunu söylüyor. Müslüman olması sana kardeş olması için yetmiyor mu? İslam'ı ölçü olarak almaktan vazgeçersen yerine bir şey koymak ihtiyacıyla Türklüğü bayrak yaparsın. Benim hiç Türklüğü bayrak yapma ihtiyacım yok. İnsanların kavmini seçme şansı da yok. Bu Allah'ın takdiridir. Allah şöyle ferman ediyor. Ya ey insanlar, insanlar tamamı, ey Türkler, ey Araplar değil. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizin hepinizi bir erkekle bir dişiden meydana getirdik. Ve cealnâküm şuûben ve kabâile. Sizi şubeler, kavimler, kabileler haline getirdik. Litearefû. Evet. Tanınasınız, bilinesiniz, birbirinizden tefrikiniz kabil olsun diye. Herkes Adem Aleyhisselam'ın çocuğu. ırk soru da da ortaya çıkmış. Evet. Bunu coğrafi şartlar, iklim ve beslenme yapar. İbn Haldun'a göre ırkın menşei beslenme ve coğrafi şartlardır. Bunun daha altında falan oğulları, filan oğulları sülalenle de iftihar edebilirsin eğer namuslu insanlarsa. Kaminle de iftihar edebilirsin ama Allah diyor ki inne ekremekum indallahi etkaküm. Kim imanda, amel düzgünlüğünde ileri ise üstün olan odur. Evet. Tabi bu şey demek Arap'ın de... Arap olmayana Aceme bir evet. üstünü yoktur diyor. Bu Arap bir peygamber diyor. Yani, lakin e... aynı peygamber. Evvela Kureyş'ten olanlara şefaat edeceğim diyor. Zekatı vereceksen Önce akrabandan fakirlere ararsın. Sonra mahallenden ararsın. Sonra belde. Bu insan psikolojisidir. İslam realist bir sistemdir. İnsan psikolojisinin icaplarını ve de fıtrî bir dindir. Kimse kendi çocuğu kadar başkasının çocuğunu sevemez. Evet. Bu fıtrat icabıdır. Bu fıtrat icabı olan gerçeği İslam kabul eder. Faziletlerin bundan doğduğunu reddeder. Diğer soruya geçelim mi hocam izninizle? Ee, Avrupa Birliği'ni eleştirip Avrupalı gibi yaşayan ve saldırılar için terör saldırılarını kastediyor. Hükümete yüklenen ama terörü danetlemeyen bu kesimin amaçsızlığı mıdır demiş Emrullah yazılı da. Yani e, AB'ye girmeyi eleştiriyorlar ama bir Avrupalı Şimdi gibi yaşıyorlar. Şimdi bu Avrupa Birliği meselesini Kısaca ben, hocam Avrupa bu soruya Avrupa Birliği meselesini ben e, bu günümüz meselelerinde izah etmek isterdim ama burada kısaca cevap vereyim sana. Avrupa Birliği bir katolik birliğidir. Evet. Dünyada Rusya ile Amerika'nın arasında sıkışan Avrupa ...Degol'ün ortaya attığı bir fikir olarak... ...Avrupa'yı birleştirerek... ...bu iki süper güç arasında yeni bir süper güç olmak istemiştir. Bu arzuyu... ...papalık kapmıştır, havada kapmıştır. Çünkü onun da... ...Yahudi enternasyonel gücüyle başı beladaydı. İslam hilafetini yıkan Yahudidir, biraz sonra anlatacağım. Evet. Aynı... Yahudi enternasyon gücünün hedeflerinin biri de papalıktır. 1968 senesine kadar Katolik kiliselerinde Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirmiş olmaktan dolayı Yahudilere lanet duası okunurdu. Yahudinin korkusundan papalık bunu 68'de yasakladı. Hristiyanlar bir temel yanlış yaptı. O yanlışla Tevrat'ı biraz sonra... Bizim yıkılışımızda ve bugünkü hadiselerde İsrail'in Siyonizmin rolünü anlatacağım zaman göstereceğim. Tevrat Muharref bir Evet kitap olmak itibariyle Avrupalılar her İncil'in önüne Tevrata eklemişlerdi. Avrupa'da bir otele gidersen kendilerinde evet. din bir şey kalmamıştır. Bizim Hıdrelez eğlencilerine dönmüştür din. Ama çekmeceyi çekersen kitabı mukaddes diye bir kitap görürsün, Bible değil. Evet. Bunun, bu kitabı ı mukaddes İncil'le Tevrat'ın müşterek adıdır. İncil'in önüne Tevrat'ı koydular. Onu da hak kabul ettiler. Dolayısıyla insanlar İncil'le Tevrat arasındaki farkları dikkate alarak İncil'i Tevrat'a tefs göre tefsir eden bir hareket başlattılar. Bunun adı Yahova şahitliğidir. Bu Hristiyanlığı tehdit eder hale gelince Yahudi ile uzlaşmak ihtiyacıyla bir güç katılık enternasyon gücünü ayakta tutmak maksadıyla evet. evvela demir çelik birliği kurmuşlardır. Sonra Avrupa ortak pazarı kurmuşlardır. Bundan Avrupa birliğine merhale merhale yükselmişlerdir. Bunun gayesi Rusya ile Amerika arasında Avrupa'yı bir süper güç yapmak bu yürümeyecek. Bu Katolik birliği olduğu halde Yahudi bunu kendi kontrolünde olan Amerika'ya karşı gördüğü için bunu sulandırmıştır. Ortodoks Hristiyanlara, Katolikler bizim Rafizilere baktığımız gibi bakarlar. Böyleyken Ortodoks Yunanistan aldılar yarısı Katolik, yarısı Evangelist Almanya'ya aldılar. Başka bir mezhepten olan İngiltere'ye aldılar. Bunlar bu birliğin Katolik vasfını Hristiyanlık vasfına doğru kaydırmaktır ve bunu yapan Yahudidir. Tunus'u alın diyor. Tunus'u çünkü Kuzey Afrika'da en batıllaşmış ülke odur. Bunlar da buna razı olmuyor. Bunlar da Avrupa Birliği, bu Afrika'da bir yer. Nasıl alalım? Mücavir ülke mantığını ortaya attılar. Türkiye'de bunu tatbik etmek istiyorlar. Türkiye Avrupa Birliği'ne asla ve katta alınmayacaktır. Bu alınmamanın sebebi Türkiye'nin Müslüman olmasıdır. Bu Müslüman olması dolayısıyla bu bir Hristiyan birliğidir. Almayacaklarını bile bile Türkiye 1963 senesinde bu muracatı yapmıştır. 2016'dayız. 50 küsur senedir bizi kapıda niye bekletiyorlar? Çünkü bizim başka bir alemin başı olarak aynen Rusya ve Amerika arasında bir üçüncü süper güç ihdas eden Avrupa gibi bizim de şansımız var İslam dünyasını ayaklandırmak ve İslam dünyasının başı olarak onlarla mücadele edecek hale gelmek. Bunu biraz sonra başka bir mesele dolayısıyla tafsilatıyla anlatmak isterim. Ama şu kadarını söyleyeyim ki bu birliği yapmayalım diye bizi Avrupa'nın kapısında bekletiyorlar. Bunun Türkiye'nin bu adımı atışındaki gayeyi İsmet Paşa'nın bir sözüyle nakledeyim sana. Evet. İsmet Paşa 1963 senesinde Avrupa Birliği'ne o zamanki ortak pazara girme kararı aldığı zaman bir solcu talebe, solcu talebeleri topladılar. Ondan bir mülakat yapıyorlar. Ben bunu televizyonda seyrettim. Solcu dedi ki şu su bardağına Avrupa teknikte bizden ileri olduğu için daha ucuz ithal edecek. Daha ucuz ithal ettiği için Türkiye bu Türkiye'deki bunu imal eden fabrikanın batmasına sebep olacak. Nitekim bizim ampul fabrikaları Gümrük Birliği'nden sonra battı. Evet. Bunun misalini gördük. O halde bu Türkiye'nin aleyhine olacak. İsmet Paşa ne dedi biliyor musun? Ben bunu televizyonda 63'te dinledim. Dedi ki doğrudur. Onlar sanayide teknikte bizden ilerler. Teknik ıı, mamulleri onlar bizden daha ucuza mal ederler bu Türkiye'nin ekonomisinde böyle bir yıkıma sebep olabilir. Ama biz 200 senedir Batılılaşmaya çalışıyoruz. Bir türlü başaramadık. Bu bizim için şans, şans şanstır. Bunun manası ben gavurlaşmak istiyorum. İslam aleminden koptum. İslamiyetten de kopmak istiyorum. Rica ederim. Layıklık devletin dine tabi olmamasıdır. Sen soyadı kanını çıkarıyorsun. ...Mustafa Kemal'i tenkit ettim diye... ...ben bir tenkide başlasam... ...hiçbir Kemalist bana cevap veremez. Ömrüm bu işle geçmiş. Ama ben Mustafa Kemal... ...Peygamberim mi dedi de bu adam onun... ...prensiplerini din ilan ediyor dedim. Ben bir adamın dalga okluğunu, ...o devrin... ...din karşıtı, İslam karşıtı... ...tavrına yeri geldi bir misal verdim. Evet. Ben de böyle yüzlerce misal var. Binlerce desem yalan olmaz. Ha... Soyadında dini bir makam veya mevki ifade eden soyadı alınamaz. 1934 senesindeki bu kanunda anayasada bugünkü anayasada korunuyor. Anayasaya aykırılığı ileri sürülemez diye inkılap kanunlarını sayan maddede bu da var. Halbuki bugün Kadıoğlu var. Müftüoğlu var. Bunlar bir dini makam değil mi? Evet. Sen benim soyadımla dini bir makamı ifade eden bir isim bulunmasına niye karışıyorsun? On... <laughs> Onların tatbikatı devleti dinsizleştirmek değil. Aynı zamanda milleti dinsizleştirmektir. Bunda başarılı olamadılar. Başarılı olamadıkları için de milli iradeye inanmıyorlar. Sandık her şey değildir diyorlar. Milletin eline rey silahı geçtiği günden beri bu davada olan adamların bir defa halkın ekseriyetiyle iktidar olduğunu gördük mü? Bu demektir ki eğer bu millet kahir ekseriyetiyle dinden soğumuş bugünkü HDP'ler gibi halk partililer gibi burada göstereceğim adam ha, halk partisi milletvekili diyor ki ben Hristiyanım iftihar ediyorum Hristiyanımla diyor. Ama sen Müslüman milletin milletvekillisin. Bunu diyor. Aynı şekilde Ermeni asıllar var. HDP'de. Kürtlerin temsilcisi görünüyor. Peki milli iradeye eğer milletin ekseriyeti İslam'dan soğutulabilmiş olsaydı bunlar milli iradeye alkışlarlardı. 27 Mayıs'tan buraya yapılan ihtilallerin hiçbiri de olmazdı. Bütün bu hareketler İslam'ı gidişe karşıdır. Evet. Bu bapta istersem sabah kadar konuşurum ama anlayanlar <laughs> nasıl Evet hocam bir birkaç soru daha birkaç izleyicilerimizden soru daha alalım. alalım. Da ee, Ayhan Andaç Türkiye'nin Türkiye 200 hainlerden nasıl kurtulur demiş. Tabi bu uzun bir konu. Veli Koca Kafa 3. Dünya Savaşı Ona kısa bir cevap çıkar vereyim. mı demiş. Bak 200 hainlerden ona bir kısa, Evet. 200 diye bir cevap vereyim. Biz öyle bir milletiz ki Yükselmede de rekor bizdedir. Evet. Alçalmada da rekor bizdedir. Bir başka tabirle söyleyeyim. Evet. Kahraman yetiştirmekte de hain çıkarmakta da bizimle yarışacak dünya tarihinde bir millet yoktur. Evet. Bunun biraz sonra yıkılış ve tiresinde izahlarını düşünebiliyor musun? Abdülhamid'e Ermeni suikast yapıyor. Fefi fişat bir lahzayı taahhur şiiriyle. Attın ama yazık yazıklar ki vuramadın diyor. Devrin tarihçisi senin padişahına suikast yapılıyor Ahmet Refik. Bu hareketi kahramanenin bir Ermeni vatandaşımız tarafından yapıldı. Bunların getirdim vesikalarını. Ama suallere uzun cevap verirsem esas meselemi anlatırım. hocam. Memleketin tarihçisi diyor ki bu hareketi kahramanının bugün PKK'lılara alkışlayanlar var ya hiç farkı yok. Evet. Hiç farkı yok. Bir Ermeni vatandaşımız tarafından yapıldığı anlaşıldı diyor. Suikasti kahramanlık olarak görüyor. Senin padişahına Ermeni'nin suika yaptığı suikasti. Bunları saysam saymakla bitmez. Bugün de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili... Adeta e, yok mu kimse öldürecek, bunu bitirecek diye mesaj atan soysuzlar var. Elbette. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili. Bir şey ilgili. daha söyleyeyim. Evet. Abd Abdullah Cevdet, Almanya'dan damızlık erkek getirerek Türkçesini ıslah edelim <laughs> diyen bir adam. Bu da yıllarca dergi çıkarmış, yüzlerce kitap çıkarmış, millete telkin Mevkiinde bir adam olarak yıllarca hizmet etmiş güya nasıl hizmetse. Dinsizliğe hizmet etmiş. Bakın milletler arasındaki mücadele satranç oyununa benzer. Satrançta iki tarafında şahı vardır, atı vardır, piyonu vardır, kalesi vardır. Ama iki tarafında veziri vardır, uğraştığı şahtır. Şahını kaybeden istediği kadar atı olsun, kalesi olsun, piyonu olsun, mat olur. Evet. Bir milletin şahı onun asker ve sivil müessir adamlarıdır. İdareci sınıfıdır. Bizi hake helake seren adamlar evvela bunun ispatını yapacağım biraz sonraki meselem bu. Evet. Evvela münevverleri kendilerine bendettiler. Onlar bedenen bizden ruhen gavurdan haşlılardan Siyonistlerden yana olarak faaliyet gösterdiler. Evet. Ve biz içerideki hainler vasıtasıyla çöktük. Bir fıkra söyleyeyim bu hatırda kalır. Anlatırlar ormanın birine balta girmiş. Ağaçlar şikayet etmiş. Eyvah bu bizim kökümüzde kibrit suyu dökecek. Yaşlı bir ağaç demiş ki o baltaya hiç kızmayın. Onun bir kabahat yok. Onun bizden olan sapı var ya. O olmasa o bize hiç zarar veremez. İçerideki hainler olmasa dışarıdakilerin bize yapabileceği hiçbir şey yoktur. Hocam güncel bir soru var. Ee, tabii bu konuda çok soru var. Ee, eğer cevaplamak isterseniz. Çünkü çok istismar ediliyor bu konu. Ee, hocama tecavüz olaylarını sorar mısınız? Bu konuda bir kesim hiç ses çıkarmıyor demiş. Hocam bunlarla ilgili iki kelam edebilir mi? Nasıl tecavüz? Ne tecavüz? Tecavüz iddiaları var ya hocam işte Konya'da başka yerde e, bir takım e, tecavüz iddiaları vardı. Haberiniz var mı bilmiyorum siz. Pek... Bunlar hepsi Kemalizmin bereketi. Evet. Ya bu memlekette bu memlekette benim kayınvalidem 26 senesinde evlendi. Düğün davetiyesinde adı yazılı değil falan efendinin kerimesi hanımefendiyle mülazım Abdullah Vasıf Bey'in nikah merasimleri müsammen bulunmağla falan saatte falan yere teşrifleriniz diyor. Kadının evleneceği karın adını düğün davetiyesine bile yazmayan bir milletten mübarek Ramazan günü Taksim'de binlerce ahlaksızın yürüdüğüne şahit olduk. Oradan buraya nasıl gelindi? Din tahribatı sebebiyle gelindi. Allah korkusunun izale edilmesi sebebiyle geldi. Evet. Eğer bugün hırsızlık, yan kesicilik, adam öldürmek, cinayet daha dün bir çocuğu öldürmüşlerdi. Bugün cesedi bulundu. Evet 10 yaşındaki Bütün bu bir fenalıkların şey... sebebi iman buhranıdır. Allah Kim aşkına, yaparsa yapsın. Ahirete iman eden ahiretin mükafatının da ebedi, mücazatının da ebedi olduğunu bilen bir adam. ...bu kötülüklerin hangisini yapmaya cüret edebilir? Hayatın en büyük gerçeği ölüm. Ölüm. Evet. Onların ilah mevkini yükselttikleri Mustafa Kemal de öldü. Kim kaldı? Evet. Şimdi... O zaman o bütün bunların sebebi iman buhranıdır. İman buhranı. Bütün problemleri çözmenin yegane çaresi... ...Allah korkusunu. İslami imanı ahiret inancıyla bütün diğer e, unsurlarıyla yeniden ihya etmek, gönüllerde yaşatmaktır. Buna doğru gidiyoruz. Evet. Bunlar tahribat mevsiminin artçı depremleridir. Birinci deprem Kemalizm'dir. Evet. Ondan sonra işte Ecevit'e de deprem sayabilirsin, İsmet Paşa'yı sayabilirsin korkuyorsan Mustafa Kemal hakkında kanun var diye İsmet Paşa'ya yüklenirsin bazılarının yaptığı gibi ezebite yüklersin falana filana yüklersin ama netice itibariyle bunlar artçı depremlerdi. Bunlar bitecek. İslam gelecek. Evet. Anarşi bitecek. Kürdü Türk'ü kardeş yapacak yegane çare İslam'dır. Hocam bir soru var onu da sorayım izin verirseniz. E, demesinler ki sadece işinize gelenleri soruyorsunuz. İki yüzlü vatan hainlerini yok etmek istiyorsanız iki yüzlü dincileri de ortadan kaldırmalısınız demiş. Şimdi e, yani bir insanın dindar görünen bir insanın da sonuçta samimiyetsiz olması ve hain olma ihtimali Her vardır. Her dava insan böyle bir varlık. Evet. Her dava istismar edilebilir. Her dava. Ama bir davanın tatbikatçısı bu kemalistler için de söylersin, Müslümanlar içinde de söylersin, başka davalar içinde de söylersin. Davacısının şahsi kusuruyla o dava itham edilmez. Evet. Eğer İslamiyet'e karşı bir, bir Müslüman'ın yaptığı kusurdan dolayı bir tanrı teşhinde bulunacaksan onu İslamiyet'in emrettiğini o kötülüğü göstermen lazım. İslamiyet onun aksini emrediyor da o adam Müslüman'ın dediği halde veya öyle göründüğü halde aksini yapıyorsa bu onun kabahatidir. Ama size bir, bir tek misal vereyim. Bunun da misali çoktur. 1950'li yıllarda bir müftünün keçisi çalındı. Cumhuriyet Gazetesi müfti keçi çaldı diye yazdı. Keçi çaldı diye yazdı. Müftü tekzip gönderdi. Ben kübri haşa keçi çalmadım, benim keçim çalındı diye. Bunu yanlışlıkla mı yazdılar zannediyorsun? Bir kusur işleyenin hacı sıfatı olsa, hoca sıfatı olsa da onu mübalağa etseler. Peki niye dinsizlerin kusurunu mübalağa etmiyorsunuz? Evet. Can mıdır? Can mıdır bilmiyorum Can Dündar. Tırları batıya provoka ediyor. Günün tabiriyle. Evet. Işıda, Işıda ışı da silah gidiyordu, adam gidiyordu. Haber yaptık, suçlu olduk diyor. Bunu diyen adam savcıya verdiği ifadede bilsem getirirdim. Böyle bir şey yazmışsın bunun delili var mı diyor. Hayır böyle bir delilim yok diyor. Delilin yoktu da niye Türkiye'yi gammazlamak için <laughs> da Türkiye silah yardımı yapıyor diye. Senin bedenin bizden, adın da bizden, ruhun o gavurdan. Böyle adam dolu ortalık. Şimdi bunları görmüyorlar. Bir din adamı kaza bir yanlış yapsın. Allah, davul çalıyorlar arkasında. Bu da haksızlık değil mi? Tabi hocam din adamının... Bir dakika ben onun zannettiği gibi düşünmüyorum. Üç tane bunun gibi kocaman din tahrifçileri diye evet. dini yanlış anlatan, din adamıyım diye ortaya çıkıp da din bezirganlığı din yapan. bezirganlığı yapanlar hakkında 3 tane 700 sayfadan 3 cilt kitabım var. Bir dördüncüsünü de hazırlıyorum. Evet. Onun zannettiği gibi değil. Ama ben köy muhtarı bile değilim. Bunu fiilen önleyemem. Ben ancak doğruları anlatırım. Yanlışa yanlış derim. Bu emri maruf nehyanil münkerdir. Umuma şamil olan hatanın söylenmesi de gıybet değildir. Evet. Umumun muhafazası, himayesi, vikayesi, hatadan korunması şahsın zararında tercih olunur. Hocam zararı am ile mecelle der ki zararı am ile zarar has içtima ettikte zararı has tercih olunup zararı am def olunur. Peki hocam Mustafa Kara doktor Mustafa Kara bir sorusu var. Ee, Mustafa Bey diyor ki e, Batı dünyası Hristiyan dünyası biraz önce siz de değindiniz. Bir papalık müessesesiyle e, Katolikler ve Protestanlar Ortodokslar kendi aralarında örgütlenip e, dini merkezler e, oluşturdular ve bu e, yüzlerce yıldır devam ediyor. Tabii. Ama e, hilafetin kaldırılmasıyla <laughs> İslam dünyası bir İslam birliğinden yoksun kaldı Siz kaldı şimdi hocamın önerisi şu Mustafa Bey'in e, peygamberler diyarı olan Şanlıurfa'da bir İslam alimleri Merkezi oluşturularak e, yeni bir e, ışık yakılabilir mi İslam dünyasına dini açıdan önderlik edecek dini bilgiler konusunda mesajlar verecek ve İslam dünyasını derleyip toparlayacak bir merkez oluşturulabilir Bak bir şey burada. Çok doğru bir noktaya temas etmiş ama bu sualler benim bütün son, Bu alırsa. son sorum hocam. Tamam. Evet. Türkiye'de dini eğitim yasaklandığı zaman Allah demek yasak Tanrı diyeceksin. Camiye müdahale edildiğini, ezana müdahale edildiğini, Türkçe Kur'an maceralarını, Türkçe ibadet maceralarını anlatmıyorum. Türkiye'de iki yer bu yasağa deldi. Biri o falimleridir. Daha da bayırda adam okuttular. Benim çocukluğumda ben Akçabatlıyım. Akçabat'ın bütün köylerindeki imamlar ofluydu. Onlar ofta okumuşlardı. İkincisi de şartta gizli gizli medrese tahsili devam etti. Esasen memleketin her tarafında zulüm ve teaddi cereyan etmiştir. Menemen'de asılanlar Kürt değildi. Evet. Türkler de zulüm gördü, Kürtler de zulüm gördü. Bugün Kürtlerin ayrılıkçıları, kafası bozuk olanlar, dinden zayıf olanlar, onun bir Ermeni hareketi olduğunu anlatacağız. Eğer Ermeni Kürtlerden intikam almak için kurmuş olan PKK'yı ithak ediyorsa sermayesi o zulümlerdi. Bunun sebebi şark Anadolu'nun doğusu batısından daha dindardır. Daha fazla zulüm görmesinin sebebi budur. Evet. Şeriat namına tek kıyam eden adam şarktan çıktı. Şeyh Said Efendi. Buradan onu ihtiramla, rahmetle anıyorum. Bizi ve vebalden kurtardı şeriat lav olurken herkes sindi. Onun hareketiyle Müslümanların aziyeti sabit oldu. Aziyet sabit olunca kıyamet beyip kalben bu etmekle iman muhafaza edildi. Biz edeyim. Kürt Said... Bütün ümmete o zat hayat sigorta teli gibi. Şeyh Said isyanını biz bir Kürt isyanı olarak okuduk hocam kitabında. Asla Asla ve kata o günkü bilsem getirirdim. O günkü bütün mevkuteler Kürtlükte hiçbir alakası yoktur. Tamamen şeriatı Garay-ı Muhammedi'ye dava etmiştir. İtham da bu yoldadır. Kürtlükte itham edildiğine dair o gün İstiklal Mahkemesi konuşmaları, kararları, haberleri bütün gazeteler benim elim altındadır. Dergiler benim altındadır. Masar müfit öyle bir şey olsaydı o onu nasıl ballandırırdı? Evet. 1930 Ağrı Harekatı Kürt Harekatı'dır. Molla Mustafa Barzani'nin yaptığı. Şahsayt Hareketi'nin Kürtçülükle hiçbir alakası yoktur. Evet. Tamamen İslamidir. Ruhu şad olsun. Evet. Şimdi hocam sevgili izleyiciler sorularımıza devam edeceğiz. Yine bizlere mesajlarınızı geçmeye sorularınızı geçmeye devam edin. Ancak hocam bugüne gelecek şimdi... Ve bugün neler oluyor? Bugünün penceresinden Türk bugün dünyası, İslam geldik? dünyası... Onu da kısaca söyleyeyim. Peki hocam buyurun Dedim o zaman Allah Azim Şan, söz sizde. Kahır içinde bir lütufla Osmanlı'yı yükselecek şartlara hazırladı. Kahır görünen işler lehine döndü. Ama lütuf olarak görünen ve gerçekte de lütuf olan bir başka daha kaderi ilahi var. O da ne biliyor musun? kuruluştan itibaren en az 10 padişah arka arkaya fevkat dehadır. Kanuni onuncu padişah. Hiçbir istisnası yok. İnsanlar çocuklarını pazardan almıyor ki seçti daldı diyesin. Bir kadın doğurduğu çocuğun alim mi zalim mi ne olduğunu bilmez. Abit mi zahit mi katil mi münafık mı bilmez. Onun kaderinden haberi yoktur. Ne doğurduğunu bilmez. Allah bir milleti yükselteceği zaman rical bolluğu verir. Analar üstün vasıfta insan doğururlar. Bugün de bunu görüyoruz. Bugünkü çocuklar cumhuriyetin ilk yıllarında doğan çocuklar gibi değildir. Fevkalade zekidirler. Kavrayışlıdırlar. Bu lütuftu. Zahirde evet. lütuf, batında lütuftu. Ama bu mevsim bir yükseliş mevsimiydi. Mevsimin tabiatına aykırı olan iş. Bugün de Fethullah da PKK da mevsimin ruhuna aykırı olmasının neticesini söyleyeceğim. Mevsimin ruhuna aykırı olan işte temadi şansı olmaz. Mayıs ayında kar yağsa hiç korkma. Tutmaz. Çünkü hava ısınmaya doğru gidiyor. Evet. Sonbaharda yaz gibi bir gün olsa güvenme. Ertesi gün fırtına eser kar yağabilir. Çünkü mevsimin tabiatına aykırıdır. Mevsimin tabiatına aykırı bir iş yükseliş devrinde Timur harekatıdır. Timur Türk olduğu halde, ben de Türk'üm. Sözde Müslüman olduğu halde Osmanlı'nın omurgasını kırmıştır. Avrupa'daki terakkiyat Osmanlı'yı 50 sene gerletmiştir. Ama netice ne oldu? 12 senelik bir sarsıntıdan sonra aynen 7 Haziran seçimiyle bir Kasım, 1 Kasım seçimi arasındaki hadise gibi. Bunun kader perspektifinden bakarsan belki Yıldırım'ın gururuna bir cevaptı. Belki efrad millet içinde bazı insanların gururuna. Allah'ın bir hadiseye izin verişindeki hikmet bazen kavranır, bazen kavranamaz. Evet. Onu bazen zaman çözer, bazen zamanla da çözemezsin. Çünkü kader bir sırr ilahidir. Ne oldu? Timur, Timur'un kurduğu devlet 3 günde yıkıldı. Osmanlı ondan sonra 500 sene daha devam etti. Çünkü yıkılış mevsimindeydi. Evet. Yükseliş mevsimindeydi. O bu yükselişi durdurmaya geldi. Murad ilahiye ters düşenin bakın dilimizde bereket diye bir kelime vardır. Aslında bereket nedir biliyor musun? Bereket ishar edilen iradenin murad ilahiye tevafukudur. Eğer bu tevafuk, bu uygunluk yüzde yüz ise senin aldığın tedbirden, ishar ettiğin iradeden, hasıl olmasını beklediğin netice, murad-ı ilahiye muvaffıksa, bundan tecrübeten, teamülen, aklen, mantıken, muhtemelen olacak neticeden çok fazla netice doğar. Reklama 3 dakika var Derler hocam, ya, göre. Taşı tuttu altın oldu. İşte bu murad-ı ilahiye tevafuk ve hareketidir. Murad-ı ilahiye ters düştün mü mutlak terssen elde edeceğin netice o tedbirden aklen, mantıken, teamülen, tecrübeten mümkün ve muhtemel görülenden çok az netice doğar. Tıpkı kayık akıntıya düştüğü zaman kürek çekmesen de ilerler. Bir kürek çekersen on kürek çekmiş kadar ilerler akıntıya ters gidiyorsan çok kürekte çeksen ilerleyemezsin. İşte bu kaderi ilahiye tevafuk bereketidir. Kaderi ilahiye tevafuk bereketiyle Türkiye bugün ayağa kalkıyor. Alem İslam ayağa kalkıyor. Evet. Reklama gireceksen bu ayağa kalkışın sebeplerini bundan sonra söyleyeyim. Şimdi tabi sevgili izleyiciler, ee, sorularımı ben programın başında toplu halde sormuştum ee, hocama ama bugün Türk dünyası ve İslam dünyası üzerinde oynanan oyunlara şimdi geleceğim. geleceğim oraya. E, şimdi, şimdi oraya gel. gelen mesajlar var. E, Kadir Kadır Mısıroğlu hocamın özellikle şey Şeyh Sait İsyan'ın bir Kürt hareketi değil, Asla bir şeriat ederim. hareketi o günkü olduğunu. Evet. Söylemesinin ardından ve e, Kürtlerin e, yani Doğu Şark bölgesinin daha dindar olduğunu söylemesinin ardından gelen mesajlar var. Tabi bunları... İsterlerse Şeyh Said Efendi'nin hareketi hakkında da müstakil bir program yapalım. Yapalım hocam daha i̇ki sonra. İki kere iki dört ispat edelim. O günkü gazetelerde. İsyanları, isyanları bir İrtica program yapalım hocam. Budur. İrtica... İsyanları komple bir program yapalım. İsyanlar ayrı. Yani İsyanlar hayır. İsyanlar ayrı. Şey Konya isyanının sebebi başka, Düzce isyanının yani, sebebi başka. Bunların Gene içinde gerçekten ayrılıkçı olanlar da vardı. Allah aşkına bu kemalistler Konyalılara diyorlar mı biz Yunanla harp ederken sen bizim arkamızdan isyan ettin. Arap ihaneti diyorlar. Biraz sonra anlatacağım. Böyle bir şey yok. Yalan. Yok hocam? iftira Şerif Yok. Hüseyin konusu yalan mı hocam? Şerif Hüseyin bir şey yapmış değil. Onu da anlatacağım. Medine'yi teslim almaya geldiği zaman 350 adamı var. Arkasında başka güçler var diyorsunuz. Ve ee, bugünkü... Hayır Şerif'in... Medine'yi bizim terk edişimiz Şerif'in mücadelesi neticesinde değil. Filistin cephesinin çökmesi neticesinde. Evet. Onu da kitabını getirdim. Bir görgü şahidinden. Tamam. Ama Fahrettin Paşa'nın sır katipliğini yapmış Değine adamın hatıraları. 350 tamam. kişiyle geldi Peki. diyor medine Onlara da gireceğiz. Sevgili izleyiciler, çok sorularınız var. Hepsine ayrı ayrı cevap biz istiyorsunuz sorular, ama cevap veremeyiz. mümkün değil. Yok hocam, sadece soruları okuyacağım. Ee, şapka giymedi diye asılanlar, esanı Türkçe okutanlar demiş... Allah aşkına ee, şapka nedir Başbakan ki şapka astıran, giymedi dediği adam bu milletin asıyorsun. milletin cezası bitmiş Amidiyeli midir Hamidiye gemisini gönderip Rize'yi Biz izleyicimiz... topa tutuyorsun. Evet hocam. Allah Allah. Ee, Kürtlere, Kürtlere devlet durduk yerde mi e, operasyon yaptı? E, ayrılıkçı hareketlerin hiç mi kabahati yok demiş. o gün de ayrılıkçı hareket yoktu. Evet. Yozgatlılar... Onu da söyleyeyim bak bir dakika bak. Bir dakika bunu da söyleyeyim. Kürtçülüğü başlatan kim biliyor musun? Kürt değil. Kim hocam? Bedirhan Zadeler, Abbasi Hanedan'dan Arap. Mezar taşları bunu ispat ediyor. Son dönemde de Ermeniler Kim gibi. biliyor musun? O da Kürt olan Ziya Gökalp. Evet. Burada bir fitne yok mu? Evet. Bu imparatorluğu parçalayanlar Türkiye'de bir daha parçalamak için bu işi yapmışlar. Zaten bu ırkçılık belasıdır Osmanlı'yı helak eden. Onu anlatacağım. Evet. Şimdi ya bu Yahudi planıdır. Siyonistlerin işidir. Hala gözümüzü açmazsak ne zaman açacağız? 3. Dünya Savaşı çıkar mı diye çok sayıda soru var. Ortak soruları söylüyorum hocam. Tabi ee, tabii bu son gelişmeler ışığında. Allah Sevgili ben... izleyiciler Atatürk'le ilgili çok sorularınız var, çok görüşleriniz var ama bu program bir Atatürk programı değil. Değildir. Evet, onun için e, o görüşlerinizi başka zamana bırakıyorum. Şimdi e, reklamlar var. Reklamlardan sonra hocam belli bir süre... Ee, konularla ilgili görüşlerine o alimler toplantısına cevap alimler, vermedik bu doğru bir iştir alimler birliği merkezi Alimler Birliği bu doğru bir iştir Şanlıurfa doğru bir adres Şanlıurfa yani. da doğru bir adrestir peygamber diyarıdır Diyarbakır da öyledir sahabe mekanıdır o topraklar mukaddestir oraya saldıranların helak olma sebeplerinden biri de budur PKK da bundan dolayı yok olacaktır. Evet. PKK ile beraber olan Fethullah da bir Ermeni hareketidir. Babadan Ermeni, anadan Yahudidir. Kim hocam? Fetullah. Fethullah, Fethullah o da onlarla beraberdir. Bunu ilk defa duyuyorum Kürt... hocam. söyleyeceğim burada bu vesikasını yayınladım. Anasının adını pasaport alırken Rabin diye yazmış. Kürtlerde Türklerde Rabin diye kadın adı var mı? Babadan Ermeni. Babadan Ermeni Ankara Emniyeti'nin raporunda var. Koydum buraya. Annesi Anasının de da Yahudi. Yahudi olduğuna dair kendisi pasaport alırken el yazısını koydum buraya. Fetullah konuşsak Allah Allah sabaha kadar beklerdik. Hocam bitir. yani bu tabii e, ben, benim ilk defa duyduğum i̇şte, bir şey. İşte bunu o demin zaman... soruyordu ya dini istismar evet. eden adamlar. ılımlı İslam. Baş artist bu. Lawrence. 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 Nasıl Arabistan'da? Tabii e, yani cevap hakkı doğdu diyeceğim ama tabii Fethullah Gülen Hayır, bundan dolayı, isterse. Bundan dolayı beni dava etti. Evet. Reddoldu. İstersen Öyle mi? reddoldu. Peki e, yine de ben buradan ben söyleyeyim tetular gülerin, vardır, kendi el yazısı. Rabin'de ne biliyor musun? Ermeniler, Şpinç Yahudi, Pakraduni. Bunlar ben uzun anlatırım zaman gelirse de. Evet. Hocam bu önemli Bazı bir konu belki o, e, girmek isteyeceksinizdir. Var. Sevgili izleyiciler evet. e, Tabii Kadir Mısıroğlu hocam, Derya Deniz e, yani keşke. Ee, bu konuları sürekli konuşabilsek ee, ama hocam zaman zaman bir araya geleceğiz inşallah siz lütfederseniz. Evet. Ser telifini tercih ediyorum. Evet. Biliyorum ama. Kandilin hocam bu, burada da burada vakit da az kaldı Evet. Burada da lütfederseniz mesela o şey Saitisian ile ilgili bir program yapabiliriz. Olabilir yaparız. Ee, önemli konular var. Sevgili izleyiciler Kadir Mısıroğlu hocamla birlikteliğimiz devam Enşe edecek. Ben sahibinin niye asıldığını söylerim de Mustafa Kemal'e dokunur. Hocam Kanunla. bu programda Bırak. şey yapmayalım. Bırak. E, yani ancak sizin karşınıza Kemal çıkmaya cesaret edecek bir Kemalist tarihçi olursa... E, Allah aşkına ben Cevizoğlu'nda on defa çıktım. Karşıma evet. da hep Kemalistler getirdi. <laughs> Nutku okumuş bir Kemalist görmedim. Ben o Osmanlıcasını... 12 yaşında ilk mektebi bitirdiğim sene okudum babamın kitapları arasında. Evet. Sen ne diyorsun? Ben nutku okumuş bir kemalist görmedim karşımda. Evet bu bir meydan okumadır aynı zamanda sevgili izleyiciler. Lozan'ı münakaşaya bana geldi. Profesör ünvanlı adam. Lozan kaç maddedir bilmiyor. Yani ben e, Kadir Mısıroğlu İlber Ortaylı'dan... Duayen daha İlim iyi bir sanırayım. tarihçidir dediğimde. Kitaba de... koydum. Duayen bir tarihçi. Tarihçilerin babası. Söylemiyorum adını. patikaneye ekümeniklik tanımak Lozan'ı delmektir diyor. Lozan'da patikane konuşulmuş hiçbir madde yoktur patikane hakkında. Bunu Ordunaris Profesör söylüyor. Evet. Hadi varsa vermeyeyim rezil olmasın. Varsa Kadir Mısıroğlu hocamın karşısına çıkmak isteyen Atatürkçü bir tarihçi veya Atatürkçü diye sınırlamayalım. Kadir Mısıroğlu hocam gibi düşünmeyen, tabii bu aklı başında e, ünvanı sanı olan biri olmalı. Kadir Mısıroğlu hocamın karşısına çıkacak biri olmalı. Varsa buyursun gelsin diyor Kadir hocam. Sevgili izleyiciler reklamlardan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Soru ve görüşlerinizi bizlere iletmeye devam edin. Onları da programın ilerleyen dakikalarında yine hocamla paylaşacağım. Az sonra birlikteyiz. Bu kadar suale yer Dinamit devam ediyor. Özür dilerim e, gündem özel devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Kadir Mısıroğlu Hocamla birlikteyiz gündem özelde. E, artık e, günümüze gelmeye başlayacağız. Osmanlı nasıl yıkıldı? Osmanlı'dan sonraki e, gelişmeler, Türkiye üzerine oynanan oyunlar neydi? Ve e, daha sonra da günümüze geleceğiz. Bugün Türkiye ile ilgili Batı dünyasının ne gibi hesapları var onları konuşacağız. Ama onun öncesinde e, Kadir Hocam bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun, e, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, ölüm yıl dönümü 25 Mart'ta e, biliyorsunuz helikopterinin düşmesi e, sonucu vefat etmişti. E, Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili neler söylemek istersiniz? eski tabirle istitrat antipatates evet. şunu söyleyeyim ki Muhsin Bey benim arkadaşımdı evet çok sevdiğim bir insandı Anadolu'nun bozulmamış damarını temsil eden yiğit bir vatan evladıydı ve istikbal vaat ediyordu evet bunun için ölümünün normal olduğuna inanmıyorum bir suikast olduğunu mu düşünüyorsunuz hocam? Neden? Köylüler helikopterin düştüğü yere gidiyorlardı. Bir anons yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu yaralı olarak minibüse bindirildi hastaneye geliyor dendi. Bu söz yalandı. Bu devlet bu sözü o gün söyleyen adama Nuvali söyledi. Ben bunu kumandandan öğrendim dedi. O ona attı, bu buna attı. Bu bir ipucudur. Kurtarılmasın, kan kaybından ölsün muhtemelen diye. Oraya gidildiği yoktu. Kurtarıldı evet. deniyor. Ee, hastaneye geliyor deniyor. köyler geriye dönüyor. Suikast olduğunu anlamak için bu kafi bir delildir. Ve inşallah imanından memleket için vaat ettiği istikbalden dolayı öldürüldüğü için hükmen şehittir. Evet. Buradan ona Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Benim de e, çok yakın dostum bir siyasetçiydi Muhsin Yazıcıoğlu. E, bugün ölümünün yedinci 7. yıl dönümü. İnşallah 2000, bu gün unutmaz. Evet 2009 25 Mart'ında Kahramanmaraş'tan e, Yozgat'a, Yerköy'e giderken helikopteri düşmüştü. E, tabii onlarca soru işareti var. E, tam olarak aydınlatabilmiş de e, değil bu suikast. Ben de sizin gibi suikast olduğuna inanıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. E, burada Muhsin Yazıcıoğlu'nu e, rahmetle anmış olalım. Anmış olalım. Gerçekten eee namlusunu millete çevirmiş bir tanka selam durmam diyerek 28 Şubat sürecinde dik durmuş bir siyasetçiydi. Evet. Yiğit bir çocuk. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin inşallah. Şimdi e, hocam Osmanlı nasıl yıkıldı? Osmanlı devletini devlete ebed müddet diyordu. Evet. Ebedi hiçbir şey yok. Bu uzunluktan kinayedir. Devlet ebed müddet. Lakin her varlık fanilikle de mahkumdur dedik. Bu fanilik tahakkuk ederken varlıktan yokluğa tediricen geçilir dedik. Onu hatırlarlarsa düşünmelidirler ki tanzimata kadar tezatsız İslami prensiplerle idare edilen Osmanlı Devleti Evet. Bir takım zahiri sebepler bir de kader perspektifinden bakarak batının sebepler muvaciyesinde tarih sahnesinden silinmiştir. Beka kainatın varlık sebebi olan din İslam için bile kıyamete yakın zahil olacağına göre Osmanlı'nın da baki kalacağını düşünmek temel İslami inanışa aykırı ancak bu faniliğin gerçekleşmesi ne dedim beşeri hadiselerde liyakat veya istihkaka göre esbab te teşekkül eder fiziki hadiselerde fiziki sebeplerde tecelli eder Allah'ın muradı ilahiyiz buna göre nasıl şimdi bak Mart ayındayız toprağın altı sonbaharda dökülmüş çiçeklerden, otlardan tohum dolu. Hiçbiri başını kaldırmıyor. Lale soğanlar da toprağın altında. Lakin onların neşvi neva mevsimi geldiği zaman Nisan ayının ortalarına doğru bunların beyni mi var hava ısındı bu topraktan Mevadı tabiiye emelim de yaprak, çiçek, meyve meydana getirelim diye fışkırıyor. Ortalık ot doluyor. Mevsimi geliyor. Tanzimata kadar da mağluben mevcut olan küfür, tanzimattan sonra bir takım harici ve dahili sebeplerle neşv-ü nema şansına malik oldu. Ve ilk tabi tanzimat fermanıyla verildi. Kısaca söyleyeyim. Tanzimat fermanına kadar gayrimüslimler Müslüman kisvesiyle dolaşamazlardı. Mahkemelerde Müslümanlar aleyhine şahitlik yapamazlardı. Devlet hizmetinde kullanılamazlardı. Mahalle bekçisi bile olamaz. Buna benzer hukuku değiştiren tanzimat fermanıdır. Şimdi buradan kıbleye dönen bir adam bir derece eğri dursa. Onun için döndüm kıbleye kıblem Kabe'ye diye niyet ediyoruz. Çünkü mutlak Kabe isabet milyonda bir. O Kabe'de buradaki bir derece bir milimdir. Ama orada yüz kilometre olur. Evet. Zaman içinde de inhirap böyle gelişti. Tanzimatla başlayan bu inhirap gelişti. Ve kemale erdi kemal ererken sadece zahire bakarsak dünyada bir sanayi inkılabı oldu. Biz bu inkılabı ayak uyduramadık veya uydurmamız içerideki ajanlar tarafından engellendi. Bunları hepsini anlatırım. O donanmaya ilk denizaltıyı tatbik eden Osmanlı. İlk telgraf, telsiz telgraf tatbikatı Beylerbeyi Sarayı'nda Abdülmecid zamanında yapılmış. Bunlar hep engellendi. Bunlar hep engellendi. Bunları anlatsam zahiri sebepler nasıl yıkıldı. Bunlar uzun gider. Günümüze gelebilmek için şunu söyleyeyim ki bu işin zahiri, zahiri sebeplerini tarihçiler de yazıyorlar. Şöyle oldu da onun için böyle oldu. Liyakatsiz devlet adamı geldi bilmem. Ben işe kader perspektifinden bakacağım. Burada işi kısa bitirmek için buna mecburum. Evet. Kader perspektifine göre bu inhiraf Mevsim yazdan kışa giderken nasıl her gün biraz daha soğursa ve arada mevsimin tabiatına aykırı günler olduğu halde bu günlerin temadi şansı olmayıp kışa giderken günler soğurken yazdan kalma bir gün olur devam etmez. Başlangıçtaki sözlerimi hatırlasınlar. O yazdan kalma gün gibi sonbahar mesafesinde yani mutlak bir hakimiyetten mutlak bir zafa doğru gitmekte olan Osmanlı'da o evet hocam. yazdan kışa geçiş gibi bir mevsimde mevsimin tabiatına aykırı üç mukamet hareketi gösterebiliriz. Bunun birincisi Sultan Aziz'dir. Yavuz Sultan Selim gibi bir padişahtır. Lakin kaderi ilahiye ters düştüğü için mukavemetini mukavemetini hayatıyla ödemiştir. Onu iktidara getirenler Napolyon kod sivilini almak istiyorlardı. O mecelleyi yaptı. İslam hukukundan bir müdevenattır. Başka sebepleri saymıyorum. Dünyanın en kuvvetli kara ordusunu kurdu. En kuvvetli deniz donanmasını kurdu. Rusya'dan Kırım'ı geri alacaktı. Ama murad-ı ilahi çöküş istikametinde. Beşeri liyakat veya istikaka göre onu da söyleyeceğim o istikak nasıl bir şey. Hayatıyla ödedi. İkinci direnen adam Abdülhamit oldu. Tahtından tacından oldu. Hayatını Beylerbeyi Sarayı'nda hapisken tamamladı. Üçüncü mukavemet eden adam Sultan Vahidettin oldu. Sultan Vahidettin'i bu yıkılıştan mesul tutmak akıllara ziyan bir iftiradır. Tahta geçişi 4 Temmuz 1918'dir. 4 Haziran pardon. 4 Haziran 1918. Dikkat ola. 30 Ekim'de Mondos Mütarekesi imza edildi. Yani her şey bitmiş. Bu da Filistin hezimeti dolayısıyla olmuştur. Medine'nin kaybı da bu sebeple olmuştur. Dört ay padişahlık yapan bir adamı işgallerden mesul tutmak... ...yıkılıştan mesul tutmak... ...akla ziyan bir iştir. Üstelik muhtemel... ...sevr şartlarına karşı da Mustafa Kemal'i Anadolu'ya... ...mukamet hareketi için göndermiş yarış haklarını satıp onun cebine 40 bin altın koymuş. Ben bunu söyledim de Cevizoğlu diyor ki hamallara mı taşıttı diyor. 40 bin altını buldun da iş taşımasına mı kaldı? Bunu Mustafa Kemal sırtına yüklenip de götürecek değildi. Geçen gün tarih mecmuası dahiliye nezareti para vermiş ona donanma yumağına muavenet cemiyetinin topladığı paralardan. Ne kadar verildiği bilinmiyor diyor. Şaşıyorum bu insanlara. Ben bunun makbuzunu 1966 senesinde Sarıklı Mücahitler isimli eserimde Sultan Vahidettin durumunu müdafaa ederken neşrettim. <laughs> Republic and Chance. Mustafa Kemal'e verdiği paranın makbuzunu. Aile Bakanlığı'nın verdiği. Mehmet Ali Bey'in verdiği. Bilinmiyor diyor. Dikkat et. Mehmet Ali Bey sonra 150'lik oldu. Bunun sebepleri var. Paris'e kaçtı, orada Republic en Chance, Zincire vurulmuş Cumhuriyet diye bir gazete çıkardı. Bu makbuzun o beraberinde götürdü, o dergide yayınladı. Bundan da haberleri yok. Şimdi benim söylemek istediğim şu. Allah celaliyle tecelli etmiş. Bunun beşeri istikak veya liyakatle alakasına bir misal vereyim. Bir misal vereyim. Sultan Hamid'e yapılan suikast dolayısıyla bazı münevverlerin hareketlerini söyledim. Ama başka bir şey söyleyeyim. Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin küçük oğlu Abid Efendi ile ben Beyrut'ta çok görüştüm. Yeni evet. bir kitabım var. Bunu da oraya yazdım. Abid Efendi bana şunu anlattı. Dedi ki Beyler Bey sarayında babam hapis hayatı yaşarken bir gün beni yanına çağırdı. <laughs> Dedi ki oğlum bu bizim başımızdaki subaylar bizim dostumuz değildir. Seni ata bindirelim derler gezdirelim sarayın bahçesinde. Dikkat et atın kolunu sık olsun. Suikast yaparlar sana kaza süsü verirler. Dedim ki babacığım suizan etmeyelim bunlar çok iyi insanlar. O zaman dedi ki bana diyor. Dedi ki bana. Oğlum kaç kişi bunlar? 14 subay. Rakama dikkat et. 14 subay gardiyan başında. Bunların içinde namaz kılan var mı? Bu Osmanlı vaktinden yıkıldığını liyakat veya istikaka anlamanız için. Evet. Sayılıyor. Bunu Abdülhamit'ten bir başka misal daha vereceğim. Daha enteresan. Babacığım binbaşı Nazif Efendi cuma kılıyor. Diğerlerinin hiçbirinde namaz yok. Çünkü onların arasında dolaşıyor çocuk. Peki oğlum iski içiyorlar mı? Binbaşı Nazif Efendi dahil hepsi içiyor. Gördün mü bunlardan bize hayır gelmezdi. Şimdi bu bana vakayı babasının evhamlı vesaire olması gibi bir mesele dolayısıyla söyledi. Ama 14 tane Osmanlı subayı içinde bir tek cuma kılan var. 14'ü de sarhoş. Bu bozulmayı göstermiyor mu? İkinci bir delil daha zikredeyim. Beşeri liyakat veya istikak. Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı Mustafa Kemal demeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek şeflik devrinde maruz kaldı o zulümlere layık olmasaydı kader o kadronun önünü açmazdı. Bak kader kendi bir murad ilahiyesi var. Evet. O murad ilahiye tevafuk etmeyen iradeden bir netice hasıl olmuyor. Bu tevafuk bereketiyle olmuştur ne olmuşsa millet müstahak olmuş. Bunu Abdülhamit nasıl ifade ediyor bak. Halil Zafir Bey, Şeyh Zafiri'nin torunuydu. Ben Serence Bey'de otururken onların Şeyh Zafiri'nin tekkesinin, camisinin olduğu yere çok yakındım. Oraya yatsı namazlarına giderdim. Halil Zafir Bey hemen bitişindeki konakta oturuyordu. Beni illa namazdan sonra alırdı, o konağı getirirdi. Ahşap bir konak orada hala duruyor. Heyhula halinde. Oradan buradan konuşurdu. Babasından, dedesinden, Abdülhamit'ten. Ben gitmek istediğim zaman yukarıdan bir kütüphaneden bir kitap getirir. Yani bir dikkat bir kitap. Veya bir vesika getirir. Beni oyalardı. Yalnız emekli bir adam evet. sıkılıyordu anlaşılan. Bir gün gene böyle istical ettim. Hanım bekliyor evde gideyim. Dur dedi sana ne göstereceğim. Gitti yukarıdan bir zembille Abdülhamid'in onlarca mektubunu getirdi. Onlarca mektubunu. Bu mektuplar Şeyh Zafiri Efendi'ye şeyhine yazdı ve ölümünden sonra şeyhin çocuklarına yazdığı mektup, mektuplar. Bu mektupları okuduk. Bir tanesinde ne diyordu bak. Şeyhin çocuklarına diyor ki evlatlarım 14 erkek evladı vardı şesafirin. Evlatlarım hareket ordusuna mukamet etmedim diye, karşı çıkmadım diye. Hakkımda yenilerin bilmeyeceği bir tabir. İtale-i kelamda bulunuluyormuş. İtale demek lisanen tecavüz demek. Yani ahmaklık etti, karşı durmadı. Orhaniye kışlasında 30 bin askeri vardı. Selanik'ten gelenler 15 bin çapulcu. Çoğu komitecidir. Onların resimleri var o günkü dergilerde şeylerdi. Evet. şeylerde. Başı bozuk adamlar. Bunları istese çil yavrusu gibi dağıtırdı. Niye bunu yapmadı? Teslim etti devleti bu şerirlere. Yani hakkımla böyle laflar söyleniyor. İtalya'yı kelamda bulunuyor. Siz sakın böyle söyleyenlere katılmayın. Ben o güruhun önünde Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Allah Allah. Evet. Ben o güruhun önünde Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Anladım ki. Anladım ki. Millet bu gelenlerin zulmüne müsaak olmuş. Ben araya girerek kan dökülmesinden sebep olmak istemedim. Bu da Sayın seyircilerimize bir şey ifade etmezse. Başka bir şey söyleyeyim. Abdülhamid'i tahttan indirmek için gelen veya 31 Mart isyanını bastırmak için gelen onunla da Abdülhamid'in hiçbir alakası yoktur. Yusuf Kemal Tengir Şeng, sonra Mustafa Kemal'in harcıya vekili yaptığı adam. Vatan yolunda diye hatıraları var. babali Ali de hukuk müşaviriymiş. 31 Mart'ta araştıran heyetin başında bulunmuş. Hatıralarında diyor ki bizim yaptığımız araştırmalara göre bu isyanla Abdülhamid'in zinhar bir alakası yoktur. Bunu Mustafa Kemal'in en yakındaki adam söylüyor. Ve bu hatıralar da 60'lı yıllarda 50'li yıllarda yayınlandı. Yani Abdülhamid zamanında değil ki onu korumak istiyor. Padişahlık devam etmiyor. İstese pekala bir Namuslu davranarak asla böyle bir şey yok diyor. Abdülhamit'e karşı yapılmadı diyor değil mi hocam? Hiç alakası yok bu işle diyor. O 31 Mart'ı şimdi anlatmak istemiyorum. Ben anlat anlatmak yani, istedim evet. başka bir şey var. Padişah zulme diyormuş da bugün Tayyip Bey'e yapılan ucumların aynı sonu da yapılıyordu. Bilsem getirirdim bende ne karikatürler var Abdülhamit Aleyhine. Ne acayip karikatürler var. Bunu yerli, yabancı, düşmanlar çiziyor. Bu hareket ordusu Abdülhamid'i indirmek, memleketi kurtarmak için halaskar, kurtarıcı sıfatıyla geliyor da. Niye Erzurum'dan gelmiyor? Niye Konya'dan gelmiyor? Niye Anadolu'dan bir yerden gelmiyor da Selanik'ten geliyor? Bu millet buna dikkat etsin. Selanik nedir? Selanik İspanya sukut ettiği zaman biz de Hz. İsa'nın ilah olduğunu kabul etmediğimiz için bizi de katliam ediyorlar. Ey Osmanlı sen güçlüsün, mürüvvetmentsin. Bizi himayet diye Osmanlı'ya sığınan Yahudilerin ikinci Bayezid zamanında yerleştirildikleri yer. Başka bir şey söyleyeyim. Bir parti kuruluyor. İttihadi terakki. Bak adı da ne güzel böyle aldatıyorlar. Fethullah'ın hizmet hareketi gibi. i̇ttihat Terakki. Bu partinin acaba niye merkezi umumisi İstanbul'da değildir de Selanik'tedir. Şimdi Türkiye'de bir parti kurulsa da bunun merkezi İstanbul olsa böyle bir şey düşünülebilir mi? Merkezi hükümette olur partinin merkezi. İttihat Terakki'nin merkezi de Selanik'tir. Bunun manası iddia terakki yahudi <laughs> gücümündedir. Bunu da canlı şahidinden dinlediğim bir vaktayla teyit edeyim. O zaman devletin yıkılışında Yahudilerin rolünü anlatmaya sıra geliyor. Ve bugünkü hadisede de evet. rolün aynı olduğunu ispat etmeye sıra geliyor. Lise talebesiydim. Benim eniştem, halamın kocası limanda çalışıyordu. Biliyorsunuz milli mücadele yıllarında limanın kralı Yahya Kaptan, Kahya namıyla maruf bir adamdır. Sonradan Trabzon'da suikaste yok edilmiştir. Evet. Bu Enver Paşa taraftarıydı. Enver Paşa harbi umumiyi kaybedince ailesi Naciye Sultan, damadı Hazreti Şehri yarıydı. Mustafa Kemal de ona imrenerek Sabiha Sultan'ı almak istedi. Bu hikayeleri anlatmıyorum. Hı hı. Evet hocam. Naciye Sultan Şehzade Süleyman Efendi'nin kızıydı. Onu aldı Rusya'ya kaçacak. Rusya'da çarlık yıkıldı ya. Bolşevikler de aynen bu komünizm yıkıldıktan sonra istiklal verildiği gibi Türk memleketlerine, Azerbaycan'a vesaire önce istiklal verdiler. Çarlar emperyalistti. Biz humanistiz. Hiçbir millete tahakküm etmeyiz diyerek geçici istiklal verdiler. Sonra da yuttular. Azerbaycan nasıl yuttular? Vakti olsa da anlatsam bir evet. faciadır. Orada da bizim ihanetimiz var. Maalesef. Çarlık yıkılınca Bolşeviklerle teşkil mesai edebilir miyim? Sykes Pikos anlaşması var ya. Evet. Onu ifşa eden Bolşevik Ruslar. Evet. Niye? Çünkü Fransızlar da İngilizler böyle emperyalistirler. Ele geçirmiş bu gizli bir anlaşmadır. iş, onlar yayınlamasaydı biz bilemezdik bunu. Ayrıca Çarlık devrinde Çarlık'ın emperyalist emelleriyle ilgili olarak Çarlık arşivindeki bütün vesikaları Fransızca yayınladılar. Bunlardan Türkiye'ye tahallük edenleri Rahme Apak adında bir emekli albay Anadolu'nun taksimi diye kocaman bir cilt yapmıştır. Evet. Türkiye üzerindeki Rus emellerini. Güzel. Enver Paşa Rusya'ya gidecek. Ailesini Kahya'nın evine getir. Evet. Kahya'nın evi sahilde, Trabzon'da, Moloz'da. Kahya'nın adamlarından birisi. Ben lisede okurken sağdı. O adam da limandan emekli olduğu için limana arada bir gidip geliyordu eski mekanı diye. 50'li yıllarda. Hı hı. Eniştemin yanında onu gördüm. Eniştem dedi ki bu kahyanın e, katibi gibiydi. İşte evinde çay kahve yapar misafirlere ikram ederdi. Ben onunla biraz konuştum söylediği bir şey var. Onu yeni kitabımda benden tarihe haberler isimli kitaba yazdım. Burada da söyleyeyim bir de bu yeter. Dedi ki Enver Paşa ile ailesini getirmiş kahya sohbet ediyorlardı. Ben kahve ikramı için odaya girdim. Enver Paşa dedi ki kahya kahya biz bu itaat terakki iktidarı boyunca Yahudilerin amali siyasiyesine hizmet etmişiz meğer. Siyasi emellerine hizmet etmişiz. Kahya ne diyorsun paşa dedi. Dizlerine vurdu. Bu işi Bade Harab memleket battıktan <laughs> sonra mı anladın dedi. Evet. Kulaklarımla duydum. Kaldı ki İttihat Terakki'nin Yahudi güdümlü olduğunu anlamak için Metr Salem'i tanımak lazım. Emanuel Karasu'yu tanımak lazım. Bunlar evet. İttihat Terakki'nin Erkan Harbiyesi'nden tahttan indirmek için giden heyete Emanuel Karasu gidiyor. Onlara diyor ki ben İslam halifesiyim. Beni istemek veya siz demek sizin hakkınız. Ama bu Yahudi'nin benim makamından azlimle ne alakası var? Hepsi başlarını önüne yiyorlar. Evet. Bu dayağı Yahudi'den yedik nasıl ve niçin? Bizim sukut mevsimimiz dünyada iki kuvvetin yükselişine denk geldi. Beşeri istikak veya liyakat noktasını görmeyelim şimdi zahire bakalım. Yahudiler miladi 330'larda Filistin'den çıkarıldıktan sonra gittikleri memleketlerde Hristiyan olmuş olduğu için Oralarda küçük yerleşim bölgelerinde yaşayamadılar. Çünkü onlar diyecek ki küçük yerdeki insanlar birbirini ezberler. Hı hı. Siz bizim peygamberimizi çarmağa ger dediniz. Menfur ad edecekler. Kozmopolit diye müsait büyük şehirlerde oturdular. İkinci bir faktör Yahudinin yükselişte Osmanlı'yı yıkma gücüne elde etmesine kadar. İkinci faktör, bölünmüş aileler. Bir Yahudi Berlin'de oturuyorsa amcasının oğlu Paris'te oturuyor. Halasının oğlu Londra'da oturuyor. Bölünmüş aileler olduklarına ilaveten gittikleri hiçbir memlekette bunları devlet memuru yapmadılar. Çünkü Hristiyan olmuş onlar Hristiyan oldukları için menfur addediyorlar Yahudi. Yi. Demin söyledim. 68 senesine kadar 1968'e kadar Katolik kiliselerinde pazar duasında Yahudi telin duası okunurdu. 68'de yasak oldu. Korkusundan papalığın korkusundandır bu. Güzel. Bunlara memur olmak, o gün en şerefli meslek asker olmak hakkı tanımadılar. Bu adama ne kalır? Tahsil ve ticaret kalır. Ticarette de bunlara tahtit koydular. Bugün Almanya'da gever ve diye bir şey vardır. Bir Alman istediği yerde istediği dükkanı açar. Bir yabancı mesela bir Türk bir bakkal dükkanı açacaksa polisten geber ve alması lazım. Bu hususi bir müsaadedir. Bu Yahudilere konulmuş tahditlerden kalmadır. Alman kanunlarında Yahudilerin kapısında besleyeceğin taun sayısı bile tahtit edilmiştir. Bunlara sadece eskicilik yapma hakkı tanınmış. Kaça kadar Bugün hocam? Yahudiler söyleyeceğim. Bugün Yahudiler çok akıllı geçiniyorlar ya. Yükselişleri kendi dirayetlerinden değildir yükselişleri düşmanlarının onlara biçtiği roldendir. Bunlar eskicilikten antikacılığa, antikacılıktan sarraflığa yükseldiler. Miladi 330'larda konuldular. Diyelim ki 18. asra kadar. Evet. Bu ne demek? 15 asır sürüldüler. Avrupalı insanların hepsinde sefil, Efendim adi, yahudi diye romanlar vardır. İdeaksiz, menfaatperest, egoist, korkak. İngilizlerin vepsüs lügatına bakalım. Grek kelimesinin iki manası vardır. Birisi Yunanlı, birisi de hırsız. Niye? Çünkü eski Yunan'da yakalanmadan hırsızlık yapmak makbuldür. Yahudi kelimesi cüzdür. Jews kelimesine baksınlar Webster'da Bir manası Yahudi, İsrail kavmi, bir manası korkaktır. Bir İngiliz sana ben Yahudi değilim derse korkak değilim, cesurum demek ister. Bir Alman sana ben Yahudi değilim derse ben cesurum, ben idealistim. Egoist menfaatlerine mağlup bir adam değil. Günümüze Türkiye doğru biraz de, hızlanalım mı hocam? Bak. He? Günümüze doğru biraz Geliyorum şimdi hızlanalım, hızlanalım şimdi. hızlanalım mı? Onlar yıktı. Yıkış nasıl oldu? Evet. Türkiye kelimesi de Hindi demektir. Evet. Hem Hindi hem Türkiye. Neden? Bizim gururumuz superiority kompleks. Üstünlük duygusu vardı bizde. Tanzimat'a kadar. Boa aurovada